Akit TV ekranlarından mutlu geceler değerli izleyenler. Saatler 22.45'i gösteriyor ve söz meydanında her hafta olduğu gibi bu haftada birbirinden önemli konu başlıklarını masaya yatıracağız. Birbirinden önemli konuklarla konuşacağız değerli izleyenler. Libya ve Türkiye arasındaki diyaloğu ilk olarak masaya yatıracağız. Bugün önemli bir ziyaret vardı bakanlar düzeyinde. Sürpriz bir ziyaret gerçekleşti Libya'ya ki iki başlık aslında önemli bir şekilde gündemi teşkil ediyordu. Bunlardan bir tanesi askeri üslerin Libya'ya konuşlandırılması, diğeri ise Libya ile Türkiye arasındaki enerji anlaşmaları. Bunlar son derece önemli. Bir taraftan Birleşik Arap Emirlikleri var, Mısır var, Fransa'nın vereceği reaksiyon ve tepki önemli. Rusya önümüzdeki günlerde acaba Türkiye'yi ziyarette bulunacak mı? Çünkü bu hafta içerisinde bir ziyaret gerçekleşecekti ancak ertelendi. Nedenini bilmiyoruz. Mevlüt Çavuşoğlu henüz itibariyle tam anlamıyla bir taraftan bunların devam edeceğini söyledi ve bu konular konuşulduktan sonra ortak bir mutabakat sağlanacak. Ardından da Rus heyet Türkiye'ye gelecek. Tabii bütün bunların yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayan ırkçı gösteriler, daha doğrusu ırkçılık karşıtı gösteriler Avrupa'ya da sıçramış durumda. Avrupalı özellikle kendi varlığını teşkil eden sömürgecilerin heykellerini yıkıyor birer birer. İngiltere'de Churchill'ın heykeli de koruma altına alındı. Fransa'da göstericiler Macron'u dinlemiyorlar efendim. Neler oluyor hep birlikte konuşacağız. Önemli konuklarımız var. Dilerseniz hemen kendilerinden başlayalım. Ulusal Strateji ve Politikalar Üretme Merkezi Başkanı Taha Gergerlioğlu. Hocam merhaba, canlı yayınımıza hoş geldiniz. Evet. Sizi tabii karşımda görünce ister istemez bir taraftan da heyecan oluyor. Çünkü çok kısa süre önce çok muhteşem programlar çıkarmıştık. Evet. Bayağı da olumlu reaksiyonlar gelmişti. Umarım onlara bir yenisini daha ekleriz İnşallah. Hocam bu akşam. İnşallah. Peki diğer taraftan Hakan Yılmaz Çebi araştırmacı yazar. Hocam merhaba, siz de hoş geldiniz. Sizin ilk programımız olacak. Sıcak evet, ve sempatik bir. Sizinle ilk programımız ama Akit TV ile bayağı bir programımız oldu. Sanki yıllardır program yapıyormuşuz evet, arasına. Evet. Peki ve Akif Çarkçı. Hocam merhaba, sizinle merhaba. De kısa süre önce bir program gerçekleştirmiştik. Şimdi aslında geleneklerimize ve atasözlerimize uygun olarak su küçüğün söz büyüğündür anlayışı çerçevesinde çok arzu edersiniz hocam ilk soru hakkımızı sizden yana kullanalım. Şöyle sorayım hocam, Libya'da Türkiye açısından neler yaşanıyor? Nasıl bir politika yürütmeye çalışıyor Türkiye ve niçin sürekli önce Suriye'de olduğu gibi şimdi de Libya'yı da sanki Rusya ile karşı karşıya geliyormuşuzcasına bir durum söz konusu? Evet. Yani şöyle girmek lazım. Her günün, gündemin bir geri planı muhakkak ki vardır. 1911 ve 12 İtalyanlarla Libya üzerinde yaptığımız son bir savaş var. Bu savaşta biliyorsunuz Osmanlı'nın yıkılış dönemi. En son kalemiz Libya idi ve Afrika'da bayrağımız Libya'da düştü. Hı hı. Yani büyük büyük devlet muazzamanın bayrağı Afrika'da Libya'da düştü. 1870'lerde 72'lerde Mısır'ı İngilizler almışlardı. Zaten İngilizlerin Mısır'a gelişi bir anlamda Libya'yı düşürmüştür. Tarihsel süreç içerisinde Libya bizim için çok önemli. Hı hı. Bu Osmanlı'da yine Garp ocakları dediğimiz Amerikan donanmasının tek başına yenildiği bir Garp ocakları deniz kuvvetlerimiz var. Yani Amerikan donanmasının hayatındaki tek mağlubiyeti Garp ocaklarındadır. Bu da Osmanlı'nın o bölgedeki deniz kuvvetleridir. Hı hı. Bu Fas, Tunus, Libya'yı temsil eder. O anlamda bayrağın düştüğü yer ve bayrağın dikilmesi gereken yer. Yeniden kaldırıyor muyuz tabii, yani bayrağı? Tabii, biz Birinci Dünya Savaşı'nı bitirmedik. Hı hı. Yani devletin derin aklı Birinci Dünya Savaşı'nı bitirmemiş olmalı. Bence bitmemiştir. Hı hı. Çünkü coğrafya, Sykes-Picot anlaşması, yani Ruslar bunu eğer söylememiş olsalardı, Fransızlar ve İngilizler bir müthiş bir oldu bittiyle biliyorsunuz imparatorluğu parçaladılar. Bunun bir revanşı olmalıdır. Ne kadar hukuk ve mevcut finans sistemi, işte idari sistemler vesaire olmasına rağmen şu anda derin akılda böyle bir davranış şeklini Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde görüyoruz. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusunun son
dışarıdaki çalıştığı yerlerden birisi de Trablusgarp cephesi, Enver Paşa'nın. Yani teşkilat-ı mahsusanın kurucusu olan Enver Paşa'nın ve çok mühim bir takımın orada çarpıştığını görüyoruz. Demek ki orada bir şey bıraktık ve onu tamamlamaya çalışıyoruz. Bir defa tarihsel süreçte bakmak lazım. Gerçi şu andaki dünya medeniyeti, tarihi bilinci insanlığın ve gençliğin, yeni gençliğin zihninden koparıp almak istiyor. Önümüzdeki 50 yıllık projelerde tarih bilinci mefhumu yok. Ve toplum tamamen deist anlayışta olacak. Ve dünyadaki bu 8 dediğimiz büyük iki dünya devletinin birincisi tamamen yepyeni bir dizayn yapıyor. Bu dizaynı yapış metotları var. Bu metotlar içerisinde biz oraya neden gittik? 1 milyon insan daha ölmesin. Suriye'de öldü, Irak'ta öldü. Çünkü tarihi misyonumuz insan öldürtmemek üzerine. Böyle bir tarihi misyonumuz var. Yine aynı şeyi hafif hafif su yüzüne çıkmaya başladı. İçeride her ne kadar istenilen gibi değilse de ama dışarıda Türk Devleti gerçekten çok önemli bir proje yürütüyor. Ve bununla beraber Afrika'nın derinliklerine, Sudan'ın altına, Sevakin Adası'yı da yaptığı anlaşmalar, Afrika'nın Cibuti altı, Afrika, Batı Afrika'nın altındaki operasyonları, Afganistan, şu büyük bir dünya gözetlemeye başlıyor. Demek ki o ruh yavaş yavaş uyanıyor. O ruhun yeni versiyonuyla uyanması gerekiyor. Yeni versiyonunu nasıl bulacak? İşte ona yardımcı olacağız. Bayrağı düşürdüğümüz yer dediniz, önemli bir ifadeydi. Galiba o bayrak artık düştüğü yerden kalkacakmışçasına görülüyor. En azından bugün bakanların Libya'yı ziyaret etmesi uzun bir süreden sonra belki de en üst noktada bir ziyaret gerçekleştirildi. Şimdi tamam, bayrak düştüğü yerden kaldırılacak ama bir taraftan da sahada gerçeklikler var. Türkiye'nin önünde özellikle Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, belki perde arkasından İsrail, perde önünde Fransa var. Fransa'da örneğin Macron geçtiğimiz günlerde şu açıklamayı yaptı. Bizim kontrolümüzün altında olması gereken noktalarda Türkiye'nin agresif müdahalelerini görüyoruz ve bu bizi rahatsız ediyor dedi. Burada nasıl başa çıkacağız hocam karşımızdaki rakiplerle? Şimdi satrancı iyi oynamak lazım. Harp taktikleri var. Biliyorsunuz biz Mete Han'dan bu yana sahada harp taktiklerinde ustayız. Bunu diplomasi taktiklerine çevirmek lazım. Yani diplomaside bunu iyi kullanmak lazım. Peki nasıl kullanılır? Fransızların bir temel çöküşü var. Fransızları Amerikalılar da istemiyor. Yani istenmeyen adam asıl Fransızlar şu dönem. O dünya beşten büyüktür denen beş ülkenin istenmeyeni, ilk koalisyondan düşecek olanı Fransa. Neden? Mevcut Afrika'daki kolonilerini bile sıhhatli yönetemedi. Her tarafı perişan etti. Tam bir sömürgeci. İngilizler gibi yapamıyor. İngilizler çok usta. Ya yani onlarda farklı bir diplomasi var. Bakın Akdeniz sahasında da İspanya'nın ucunda kim var? İngiltere var. Malta'da kim var? İngiltere var. Kıbrıs'ta kim var? İngiltere var. Şimdi sahaya baktığınız zaman ufacık yerlerde yerleşiyor ama sahayı adeta kapsıyor. Libya'da da var mı İngilizler hocam? Şöyle, İngilizler, bizim olmamız İngilizler için tercihtir. Sorun teşkil etmiyor. Tabii sorun teşkil etmez. Bizi zannediyorum bizim için sıkıntılı ülkelerden birisi Mısır'dır. Diğeri Birleşik Arap Emirlikleri'dir. Birleşik Arap Emirlikleri aslında İngiliz kanadının farklı bir versiyonunu temsil eder. O kanadın hesaplaşması farklı. Şimdi burada özür dilerim. Lütfen söyleyeceklerinizi unutmayın ama Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri dediğiniz için bir parantez açmak zorundayım. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri şunu söylüyor. Eğer Libya'da tam anlamıyla Türkiye kontrolü ele geçirirse, en azından yayın organlarında zikrediliyor, özellikle Somali etrafında yine Türkiye ile karşı karşıya gelebilmek için bir cephe hazırlığı var deniliyor. Diğer taraftan Mısır'a bakıldığı zaman Libya düşerse eğer diyor sırada Mısır hükümeti vardır diyor. Bunlar nasıl olur hocam? Kendileri niçin böyle bir varsayım üzerinde hareket ediyorlar? Şimdi Fas'ta, Tunus'ta seçimle geldi. Hükümetler seçimde kuruldu. Libya'da ne olacak? Seçimle olacak. Sıra kime geliyor? Mısır'a geliyor. Mısır zaten
Hazreti Yusuf'un bulunduğu ülke ve eziyet çekiyor. Sırada, yani düşmek için bir üflemek gerekiyor. Amerika'nın bu bölgede istedikleri farklı şeyler, yani Mısır'ın durması, Suud'un durmasından çok farklı şeyler istiyor. Suud'u 5 parça yapmak istiyorlar. Sudan'ı 5 parça yapmak istiyorlar. Asıl Sudan'da büyük tehlike yatıyor. Sudan'ı parçalamak ve Hristiyanlaştırmak projesi var. Bu adım adım biliyorsunuz Güney Sudan, Kuzey Sudan projesinin bir kısmını uyguladılar. Diğer kısmını uygulayacaklar. Bizim aslında Afrika'ya iniş derinliklerimiz Sudan'ın önünde tıkanacak gibi bir proje yaptılar. Büyük akıl bunu yaptı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin büyük bir aklı yok. Bu projeyi götüremez. Satranç çok, çok büyük. Sadece kısa dönemli çatışmalarda bulunabilir. Burada önemli faktör ve oyuncu İsrail'dir. Türkiye'nin İsrail'le münasebetlerinin belli bir süre içerisinde yumuşadığını görebiliriz. Ki bunlar da vardı zaten havalimanlarında özellikle gelmeler gitmeler. Bir İsrail'le yeniden bir kontak olacağı da söyleniliyor. Tabii yani İsrail bizim Libya ile olan deniz anlaşmalarımızdan hemen sonra Türkiye ile gaz naklinde bir takım ticari ve uluslararası anlaşmalar konusunda birlikte olabiliriz dedi. Bu işaret önemli. Tabii Amerika'nın içindeki dengeler açısından da önemli. Eğer sizin gücünüz istediğiniz gibi değilse, büyük güçlerle uğraşırken o karşınızdaki gücün rakipleriyle işbirliği yapmanız lazım. Bugün nasıl rakiplerimiz iç siyasette belli partilerle işbirliği yapıyorsa, bu örnekte olduğu gibi bunlar olabilir. Zannediyorum bu sahada ciddi bir atak Türkiye yaptı. Ve bu atağının karşılığında muhakkak bir karşı atak gelecektir. İtalyanların kendisine has bir atağı var. Ama 100 yıllık bir dönem bitti. 100 yıllık bir yenilenme dönemi bizim lehimize. Şu anda çökenler onlar. Fransızlar. Hasta diğerleri, adamlar mı oldular tabii yani? Şu anda hasta adamlar onlar. Tam tersi bir döneme girdik 100 yıl sonra. Bu 100 yıl içerisinde kendi içimizdeki hesaplaşmamızı da 2023'e kadar yapacağız, bitireceğiz zannediyorum. Bu da çok çok mühim bu anlamda. Tabii Türkiye kendisi olmak durumunda. Kendisi olmazsa onlar gibi olmak durumunda. Bu iki tercihi 100 yıldır düşünüyor ve tercihini yapmış durumda. Artık kendisi gibi olmak demek, tarihi misyonunu almak demek ve büyük bir mücadeleye hazırlanmak demek. Bunun için de temel hazırlıkları nedir? Savunma sanayi, işte bilginin iletişimi ve yönetişimi, efendim kendinize has bir paranın oluşu, parayı sizin üretmeniz lazım. Yani bugün Amerika 2008'den bu yana neredeyse 6-7 trilyon dolar para bastı, 10 trilyon dolara gidiyor ve hiçbir karşılığı olmayan rezerv para hükmünde hala değeri artıyor. Düşünebiliyor musunuz? Demek büyük devlet olmak için belli projelerinizin olması lazım. Biz bir defa denedik bu sahada. Birkaç defa denedik Akdeniz'de, Karadeniz'de. Petrolün içinde bulunduğu şartlar Rusya'yı da zorluyor. Türkiye'nin önü adeta açılıyor. Sadece ne yapmak istediğini bilmesi lazım. Misyonunu ve vizyonunu iyi donanması gerekiyor. Ve de bir bakın, dünyada bilgi ve ilim devleti sadece Amerika'dır. Yani bilgi ve ilme göre yönetilir. Bu ilim ve bilgi meselesinde eğer bir bilim ve bilgi bir yerde varsa onu gider alırlar ve ondan istifade ederler. Onu kullanmaya çalışırlar. Türkiye'nin de misyonunda olduğu gibi ümera, üdeba, hükema, yani o üçlü sistemi, onlarda hüküm yok. Hikmet metotları yok, hükema metotları yok. Sadece idare ve bilgiyle hadiseyi götürüyorlar. Peki. Bu üçüncü hikmet metodunu kullanırsanız
ciddi bir rakibi olma ihtimaliniz var. Peki. Peki hocam, birazdan özellikle ikinci bölümde konuşacağız Türkiye'nin kendi içerisinde halletmesi gereken sorunları. Şimdi size sürekli program yaptığımızda şunu ifade ediyordunuz. Bir sistemik problem var. Yani bir yapısal, kurumsal bir problem. Belki bunun da üzerinde daha şumullu bir problem var. O problemin ne olduğunu ikinci bölümde konuşacağız. Yine söz hakkını tanıyacağım size elbette ki bu bölümde. Şimdi hocamızın bıraktığı yerden devam edelim isterseniz. Hoca şu vurguda bulundu. Özellikle kendi içimizde halletmemiz gereken problemler var dedi ama bunlardan bir tanesi özellikle savunma sanayinin yeniden dizaynı. Ki savunma sanayinin yeniden dizaynını da uzun süredir görüyoruz. Bu noktada çeşitli plan ve projeler var. Son olarak SİHA'lar özellikle Libya semalarında uçtuktan sonra dengeler değişti. Özellikle Hafter Libya'yı terk etmek zorunda kaldı. Rusya'nın panksirleri çok ciddi anlamda tahrip edildi ve Rusya da bu noktada Türkiye'ye karşı ciddi anlamda sesini çıkartmıyor. Savunma sanayinden bahsetmek gerekirse Libya üzerinde SİHA'ların sahadaki uçuşlarıyla birlikte biz aslında neyi gördük? Evet. Tabii bunların hepsi askeri stratejik konular. Yani askeri stratejik konuların teknik yönleriyle birlikte de elin alınması lazım ve geniş olarak da işlenmesi lazım. Tabii şimdi Libya mevzusu, işte bununla birlikte geniş hinterland olarak, kalp sahası olarak Akdeniz mevzusunun da ehemmiyetini, Perol'ü, para kaynaklarını ve Osmanlı eski bakiyesini ve İsrail'i ve İsrail'in bölgedeki işte Büyük İsrail Krallığı ile ilgili çalışmalarını anlattı. Daha önce biz de bunlarla ilgili pek çok çeşitli eserler verdik. Kamuoyunun aklını oluşmasına şey yaptık. Şimdi Türkiye evet savunma sayesinde siber güvenlik sahasında çok önemli buluşlar yapıyor. Devlet bazlı da yaptırıyor bunları. Özel sektör bazlı da yaptırıyor. Yani devlet bazlı çalışmalarımız da var. Özel sektör özellikle savunma sanayinde çok ehemmiyet verilen inşaattan sonra en önemli sektör oldu. Fakat burada mutlaka bu sektörlerin de denetime tabi olması lazım. İstismar edilmemeleri lazım. Çünkü bununla ilgili de bir sahada pek çok tecrübemiz oldu. Şimdi siz tabi az evvel ABD'ye top attı. Şu anda dünyada gördüğümüz kadarıyla dedi bilme, ilme, tekniğe en fazla yatırım yapan ABD dedi. Ruslar da aynı şekilde, Çinliler de aynı savunma şekilde. Savunma bütçesi çok farklı. Yani Çin'in ve Rusya'nın toplamından bildiğim kadarıyla tam rakamı veremesem de Amerika'nın savunma bütçesi çok daha farklı. Çok daha fazla ama Amerika'nın savunma bütçesini Yahudi şirketleri ve uluslararası şirketler az görünen, legal şirketler şeklinde görünen özel yapılar organize ediyor. Mesela burada bununla ilgili daha yıllar evvelinden Amerika'nın bu dev gücünü yani savunma gücünü hazırlayan şirketlerin raporları vardır burada. Biz yıllar evvel bunu bazılarını da söyledik. Buradaki Yahudi sermayesi İngiltere'den çekilen ve dünyanın merkezi denilen şu anda Amerika'da toplanan şirketlerle birlikte savunma, teknoloji ve bilim Amerika'da toplandığı için bu güce eriştiler. O yüzden Yahudiler, işte derin Amerika dediğimiz Yahudiler Amerika'ya sık sık rest çekiyorlar. Ya da Federal Rezerv'den az evvel bahsetti mesela Taha Bey. Adamlar sürekli dolar basıyorlar. Ve bunun karşılığı da yok zaten. Biz hatta bir aralar bir şey gündeme getirmiştik. Birileri ikiz dolar basıyor demiştik. Bu ikizi geçti, triye geçti. Yani aynı senenin numarasından 3 dolar basabiliyorsunuz. Daha da fazlası var. Hatta Saddam'ın, Irak'ın devrilme sebeplerinden bir tanesi ki ben o zaman savcılarla da, özel suikast savcılarıyla da, Cumhurbaşkanlığı temaslı savcılarla da görüşürdüm. Özel gizli bilgiler getirdi. Saddam'ın yıkılma sebeplerinden, yani vurulma sebeplerinden bir tanesi de tüm Orta Doğu'ya birebir sahte dolar basıp yaydığından dolayı derlerdi. Yani Amerika'nın karşısında Amerika'nın tezgahını bozacak bir sahte dolarla olayı manipüle ettiğini söylerlerdi. Yani iş bu işe gelmiş. Ortada paranın ne şekilde döndüğünü, kimin ne kadar para bastığını biliyoruz. Bugün terör örgütleri bile birebir para basıyorlar. Tabi de bilir bunu. Bir Amerika'yla bir de İsrail'le benim bildiğim bu birebir dolar, sahte dolar tespit edilebiliyor. Çünkü bunların şifrelerinden en önemli kriptolarına şifrelerinden bir veya iki tanesi tüm dünyaya verilmeyen sadece İsrail'de var ve Amerika'nın elinde var. Şimdi sorunuzla beraber konuyu biraz geniş açmaya devam edersem. Elbet. Evet, yani şimdi neticede bu elektronik siber sistemler
savunma sanayilerini Amerika tekelinde topladığı için siz Nobel ödülü alan bile yani bilim adamınızı ben bir televizyon programında söylemiştim. Türkiye'de zeki insan mı kalmadı dedim. Hı. Bilimsel buluş yapan insan mı kalmadı? Yok galiba dedi. Yok olur mu dedim. Amerika'da olsaydınız Aziz Sancar Bey gibi siz de ödülünü alırdınız. Ben Türkiye'de olduğum için yerli ve milli kalacağım dediğim için aklımı ve zekamı teknolojiye Amerika'ya verip patentletmediği için o ödülü alamıyorum. Şimdi tekrar gelelim. Eğer Türkiye bugün savunma sanayinde yaptığını siber güvenlik sahasında da yaparsa, teknolojisinde de yaparsa, bu tarımı da ilgilendirir, her alanda yaparsa, işte biz o hinterland'a, o atlasa o zaman dönmeye başlayacağız. Ha, bunun içinde işte dediğimiz gibi 2023-2026 planları da var. Yani büyük devlet büyük akıllarla olur zaten. Hı hı. Bunun mutlaka nedir o, devlet aklının yansıması olacak, siyaset üstünden bir teşkilatlanmasının olması lazım. Ondan sonra bunun siyasete, yani bu kadar ciddi bir teşkilatlanmanın ve zekanın siyasi erkinin ve bürokratik erkinin oluşturulması lazım. Yıllarda şimdi bunu hikayede bırakmamak için bunu organize etmeye çalışıyoruz. Rahmetli Seyit Ahmet Arvasi'nin dediği gibi, yani burada yıllardır topa girmemizin sebebi, konu daha iyi anlaşılsın diye biraz da manevi cihetine çekmemiz lazım. İnsanları ırk, mezhep, bölge diye ayırmak kolaydır. Fakat insanları bu birliktelik içerisinde bir millet halinde yoğurmaktır işte idarecilik, yöneticilik, siyaset, bilim adamı. Şimdi Türkiye'ye burada özel vazifeler düşecek. Hinterland'la ilgili yine bir şey araya gireyim, böyle kompoze edeyim, pencere pencere. Biz şimdi İsrail'in Şifresi diye bir kitabı daha 2005 yılında... Oraya gelelim ama bu arada bir sıcak gelişme var değerli izleyenler. Bir son dakika gelişmesi, İstanbul Valiliğince ortaya konulan bilgiler kapsamında artık açık alanlarda da İstanbul genelinde maske takma zorunluluğu söz konusu. Yani genel anlamda zaten bilim kurulunun raporları vardı. Özellikle 3 büyük şehirde maske takmak zorunlu hale getirilmeli şeklinde bir bilgiydi o. Özellikle bunlardan bir tanesi Ankara, İzmir ve İstanbul'du. İşte İstanbul'da şu saatler itibariyle artık sadece kapalı alanlarda, toplu taşıma alan araçlarında değil, açık alanlarda da maske takma şartı getirildi. Buna ilişkin olarak da sıkı tedbirler ve sıkı teftişler alınacaktır. İstanbul ve Bursa'da maske şartı başlığıyla bu haberimizi bir kez daha ifade edelim. Maske takma zorunluluğu getirildi. Evet. Peki buyurun devam edelim. Şimdi devam edelim. Burada da bir araya girelim. Az evvel bir şey söylediniz. Hı hı. Ya her şeyde olduğu gibi kafa karışıklığı var. Bir doktor çıkıyor. Hı hı. Dışarıda diyor İffet tedbirli davranın, maskeyi takın. Yine bir doktor tüküyor, haklı olarak 30 dereceye sıcaklık aştı diyor. Hı hı. Değil mi? Hep bilimsel konuşmak lazım. Yani bir bilim heyetiyle konuşmamız lazım. 30 dereceye aştı, bunu burnunuza kadar çekerseniz de karbondioksit diyor. Hı hı. Solursunuz diyor. Hı hı. Ve haliyle diyor kendi kendinizi zehirlenirsiniz. Zaten spor yaparken maske kullanması da pek tavsiye edilmiyor. Evet. Bu noktada zehirlenen, oksijensiz kalan insanlar var ama... Kalbi olan, soluma sıkıntısı olan insanlar var. Yani şimdi konumuz bu değil ama benim böyle bir yapım vardı. Televizyon programı yaparken de o konu iyice tikelden tümele anlaşılacak derim yani. Öyle program yapardım. İnsanlar da bu özrümü severdi. İki lafımda da bir tikelden tümele. Yani burada da mutlaka konuya gireceğim. Bilim heyetiyle birlikte 30 derecede, 35 derecede, 40 derecede insanların maskeyi nasıl kullanmalarının da bir eğitimi verilmesi lazım. Konuya dönelim. Çok güzel bir konu açtınız. Oradan Osmanlı interlantına dönecek. Hı hı. Fakat şunları hani kavratabilmek için konuyu açtık. İsrail'in şifresi 2005 yılındaki hatırlatmak lazım. Sık sık oradan hatırlatıyoruz. I'dan, S'den, R'den, A'dan, E'den, L'den. Yani bir akrostiş şiir gibi tek tek vuracaklarını söylemiştik. Hı. Bu İsrail'in kendi bilgisiydi. 1960'lı 80'li yıllarda bir istihbarat subayının, hariciyenin söylediği istihbarat raporlarıydı. Ve Büyük Türkiye Stratejik Kitabı'nda da vardı bu istihbarat raporları. Hı hı. Biz o zamanlar bir milletvekiliyle buluştuk. Bu milletvekili şu anda Kenya'da.
AK Parti milletvekiliydi. Ben onu çağırdım. Geldik ve Beyazıt Kütüphanesi'nde buluştuk. Bunu dedim Cumhurbaşkanımıza kadar ilet dedim. Böyle bir bilgi var. Ben de kitabıma koyuyorum. Önümüzdeki günlerde Irak, Suriye, Royal The Journal, Ürdün, Arabiya, Egypt, Mısır, Lübnan vurulacak. Belki devletin bilgisi de var çünkü devletin istihbarat subaylarının bilgisi ama biz bilgiyi kaçırmışız. Vizyonu da kaçırmıştık o dönemde. Dedik ki bunu Cumhurbaşkanımıza, Başbakan o zaman o kadar ulaştır. Çünkü bu bilgiyi tazelememiz lazım. Önümüzdeki günler bu gelişmeleri gösterecek. Hatta yayın evim beni aradığında bugün muhafazakar kanalların bir tanesine, büyük kanalların bir tanesine reklam verdiğinde o muhafazakar kanal dalga geçer gibi olmuş. Ya bu akrostiş şiir gibi oldu demiş. Ve bu aralar ne çok şifre çıktı demiş Davutçin'in şifresi gibi. Aradan bir iki yıl geçtikten sonra o televizyonun genel yayın yönetmeni ve o grup yayın evini arayıp mahcup olmak zorunda kaldık. Bizi rezil ettiniz demişti. Çünkü 5 sene sonraki gelişmeler o dediğimiz ülkelerin teker teker vurulduğunu göstermişti. Önünüzde adamlar 50 yıllık, 20 yıllık projeler yapmışlar. Her zaman söylediğim bir şey var. Siz istihbarat raporlarını masanın üstünde okursanız kaybetmeye mahkumsunuz. Kafasında kurmaya başladığı an bilirseniz kazanmaya başlarsınız. Peki. Teşekkür ediyorum. Teşekkür. Şimdi tam da sizin bıraktığınız yerden Akif Hoca'ya bir soruyu yönelteyim. Şimdi Kartal Pençesi operasyonları da bir taraftan devam ediyor. Eskiden biz terörü kendi topraklarımızın üzerinden karşılardık. Savunma metodolojisini benimserdik ama şu an itibariyle sanki Türkiye biraz daha aslında olayları yerinde görüp oraları vurmaya ve oraları temizleme imkan ve yeterliliğine sahipmiş gibi gözüküyor. Genel itibariyle hem Türkiye'nin gelmiş olduğu noktayı da konuşalım hocam sizinle. Hem de bir taraftan Libya özelinde şimdi bir takım ülkeler de çeşitli mesajları almış gibi gözüküyor ki özellikle Fransa ve Mısır'dan çıkan seslere bakıldığında o mesajın dozajı da oldukça ağırmış gibi gözüküyor. Türkiye Libya üzerinden dünyaya hangi mesajı verdi? Ya şimdi tabii Fransa hangi mesajı veriyor olursa olsun neticede Türkiye'nin istikameti bellidir. Türkiye kararlı bir şekilde o istikamete doğru yürüyor. Her şeyden önce şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türkiye şu an bir süper güç ya da bir küresel güç değil. Ama ciddi şekilde bir bölgesel güç olma yolunda emin adımlarla ilerleyen bir ülkede yaşıyoruz ve şu an bununla da gurur duyuyoruz. Yani 90'lı yıllarda işte bazı siyasetçilerin efendim sınırlarımızı kapatalım, içe dönelim, içe kapanalım, misak-ı milli sınırları içerisindeki topraklar bizi ilgilendirir, dışarıdaki gelişmelere karşı sağır olalım, dilsiz olalım söylemlerinden sonra 2000'li yıllardan sonra artık Türkiye hem bir taraftan tarihsel misyonuna dönüyor hem de bölgesel güç olmanın gerekliliklerini yerine getiriyor. Bu gereklilikleri yerine getirirken de bizim geçmişte her zaman ifade ettiğimiz bir şey vardı. Yani aktif siyaset önemlidir. Yani hem ulusal siyasette hem uluslararası siyasette ama asıl olan proaktif siyasettir. Yani bölgesel meseleler, bölgesel sorunlar ortaya çıkmadan evvel ortaya çıkabilecek sorunlar ve meselelerle ilgili çeşitli öngörülerde bulunarak belli bir strateji, belli bir taktiksel çizgi üzerinde devletin yürüyor olması lazım. Yani bu tabii devletler, STK'lar, şirketler, yani bu düşünce bütün kurum ve kuruluşları kapsayan bir şeydir. Savunma sanayinde olsun ve diğer bütün askeri alanda da Türkiye'nin bu yönde ciddi şekilde ilerlediğini görüyoruz. Bu arada sürekli bir sıcak gelişme yaşanıyor değerli izleyenler. Siz de KJ'yi görüyorsunuz. Volkan Bozkır, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Başkanı seçildi. Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanlığına Türkiye'nin adayı eski Avrupa Birliği Bakanı ve baş müzakereci Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır seçildi. Önemli bir gelişme. Buyurun, evet, devam edin. Tebrik ediyoruz. Yani Libya meselesinde ben şunu söylemek isterim. Libya bizim uzak coğrafyamız değil. Henüz kanı kurumamış bir coğrafya. Enver Paşa, Mustafa Kemal Paşa bu topraklarda birer Osmanlı askeri olarak, birer Osmanlı paşası olarak oralarda mücadele verdiler. İtalyanların, İngilizlerin, Fransızların yıllarca sömürdüğü o topraklar bizim etki sahamızda, hem kültürel anlamda etki sahamızda, hem tarihsel olarak etki sahamızda, hem de siyasal anlamda etki sahamızda. Dolayısıyla şurada 100 sene, 150 sene evvel iç içe olduğumuz, bizim toprağımız olan bir coğrafyadan bahsediyoruz.
Ve Libya'nın bir özelliği var. Libya diğer bazı Afrika ülkeleriyle kıyasladığımız zaman daha geç özgürlüğünü, bağımsızlığını kazanmış bir ülke. Yani orada Ömer Muhtar'ın verdiği mücadeleyi hatırlarsak aslında şu an Türkiye Ömer Muhtar'ın taşıdığı bayrağı aslında kaldırıyor. Yani Ömer Muhtar'ın şu an aslında varisi olarak Türkiye orada. Tabii biz sömürgeci değiliz. Yani tarihsel bizim misyonumuz, tarihsel misyonumuzla siyasal misyonumuz şu an örtüşüyor. Dolayısıyla Fransız'ın, İtalya'nın, İngiliz'in ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeye bakışıyla biz aynı bakışta değiliz. Yani geçen mesela bir gazetecinin Orta Doğu uzmanı olduğunu bildiğimiz öyle lanse edilen bir gazetecinin çok talihsiz bir açıklaması oldu. Efendim Türkiye'nin Libya'da ne işi var? İşte Libya'da olmamalı. Peki ne olmalı? Yani Türkiye Libya'da olmamalı. Ne yapalım? Yani bazı rejimlerine bütün Afrika topraklarını terk edelim. Yani bazı rejimleriyle batılı emperyalistler el ele versinler. Ama burada şerh düşebilir miyim size? Evet. Bakın mesela biz sürekli özellikle ben dışarıya da çıkıyorum. Sokak röportajları falan yaptığımda insanlar da bu durumdan muzdarip. Tamam her yerde olalım. Gönül bağımız var. Netice itibariyle 100 yıl önce o topraklar bizim ülkemize aitlerdi. Ama bugün gelmiş olduğumuz noktada manzara biraz daha farklı. Şunu söylüyor vatandaşlar, diyorlar ki bizim ekonomik ve askeri olarak gücümüz var mı ki acaba? Orada konuşlanmaya çalışıyoruz. Bakın önümüzde Suriye meselesi var diyorlar. Biz orada gerçekten nizam vermeye gittik ama bir bakıyorsunuz işte milyonlarca Suriyeli buraya geldi ve bizim de ekonomik anlamda elimiz maalesef güçsüzleşti şeklinde eleştiriler de var. Şimdi tabii Türkiye Cumhuriyeti Devleti orada bir başka emperyalist gücün gölgesinde gitmiyor. İkinci önemli nokta, orada da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hem kültürel hem ekonomik anlamda menfaatleri var. Yani dış politika, ülkelerin, devletlerin dış politika tercihlerinde sadece tarihsel misyonla hareket etmezler devletler. Diğer taraftan güncel meseleleri, güncel sorunları ve güncel menfaatleri üzerinden de hareket ederler. Dolayısıyla Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarıyla ilgili de aslında tabii bizim esas Libya'da olma sebebimiz budur. Yani Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarını garanti altına almak. Yani bizim babamızın öz malı gibi, ana sütümüz gibi helal olan bir havzadan, bir Akdeniz havzasından bahsediyoruz. Düşünün ki İtalyan şirketleri oradalar, İsrail şirketleri oradalar, büyük küresel Amerikan petrol şirketleri oradalar ve Türkiye'ye diyorlar ki yani siz işte buradan çekilin, buradaki doğalgaz işte petrol kaynakları üzerinde hak iddia etmeyin ama biz binlerce kilometre öteden gelelim, buradaki yerel işbirlikçilerle birlikte hareket ederek buradaki kaynakları alıp götürelim. Bunu anladım ama Türkiye buna itiraz ediyor. Askeri ve ekonomik gücü var mı yani? Sağda Amerika Birleşik Devletleri ile, İsrail ile, Rusya ile mücadele edebilecek gerçekçi bir gücü var mı? Bunu da sorgulamamız lazım. Bakın yani bu tabii şöyle bakmamız lazım. Yani dünyada savunma bütçesi olarak, askeri kuvvet olarak bizden daha güçlü ülkeler, daha güçlü devletlerin bulunması bizim bir bölgesel aktör olarak bir başka coğrafyada olmamızı engellemez. Çünkü pres politikası dediğimiz, hem savunmada hem dış politikada pres politikası dediğimiz bir politika vardır. Karşınızdaki güç bir alanda bastırıyorsa siz de bir başka alanda pres yaparak sizden daha güçlü olan bir devleti durdurabilirsiniz. Türkiye burada tabii tek başına gitmiyor. Türkiye'nin burada bir takım stratejik ortakları var. Kendi menfaatleri doğrultusunda o stratejik ortaklarla beraber hareket ediyor. Ve dolayısıyla o havzadaki orada kurulan ittifaka itiraz ediyor Türkiye. Şimdi geçen yıl hatırlarsanız Mısır, İsrail, zannediyorum bir İtalyan petrol şirketi, petrol şirketleri ve devletlerin yöneticileri bir ciddi bir toplantı yaptılar. Ve bu toplantıya sadece Türkiye çağrılmadı. Evet. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İngiliz yetkili, İsrailli yetkili, Mısırlı yetkili bu toplantıya katıldılar. Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının paylaşımına dönük kararlar aldılar. Ve evet, Türkiye'yi burada dışarıda bıraktılar. Türkiye ne dedi? Hayır, burada ben de söz sahibiyim ve gerektiğinde de güç kullanarak, yani caydırıcı güç de kullanarak gerektiğinde bu sahada ben var olmak istiyorum dedi. Ve dolayısıyla belki biraz da işte Rusya ile de hareket ederek, yani NATO ittifakına, batılı bazı devletlere karşı Rus ittifakını da yanına alarak bölgede var olma. Yani evet, sizin belki bir total yıllık savunma bütçeniz, belki Amerika'nın bir deniz üssü ya da işte bir savaş deniz savaş üssü kadar bile değildir ama baktığınızda
baktığınızda harcanan rakamlara, ki o rakamlar da 700-800 milyar dolarlık rakamlardan bahsediyoruz. Bunlar çok tabii, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin yıllık en azından savunma bütçesinin 1,5-2 trilyon dolar olduğu söyleniyor. Yani Türkiye belki bu parayı harcamayabilir ama Türkiye kendi öz coğrafyasında kendi imkanlarıyla, kendi kaynaklarıyla, yeni geliştirdiği askeri teknolojilerle gerektiğinde askeri yaptırım gücünü de kullanma kartını oynayarak. Yani şimdi bakın, mesela nükleer silahlarla ilgili yılgı dengesi dediğimiz bir şey vardır. Yani iki nükleer güç sahibi devlet birbirine adeta meydan okur. Ama bakarsınız süreç içerisinde her iki devlet de güç kullanmamıştır. Karşılıklı resleşirler. Bu bir yılgı dengesi oluşturur. Yani karşı tarafın güç kullanma azmine karşı sizin de bir güç kullanma iradeniz vardır. Bu iradeyi kullanarak bir denge kurarsınız. Türkiye de burada tarihsel misyonunu ve öz kaynaklarını kullanarak buradaki bir takım emperyalist güçlere karşı çeşitli kartlar açıyor. Bu kartlarla biz sahada akıllı siyaset dediğimiz kartlarla oynuyor. Dolayısıyla vatandaşın içi rahat olsun. Yani bu soruların muhakkak hepsinin bir cevabı var. Bir ek şey, çok doğru, güzel bir yere getirdi. Bir de bizim hem Irak olsun, hem Libya olsun, hem Mısır olsun. Tabi'de Zafer aslında onu açtı. Orada bize bağlı Osmanlı tebaası hüviyetinde yapılar, aşiretler ve silahlı hala, hani nasıl biz ÖSO gibi kurabileceğimiz yapılar var. Yani onlardan daha avantajlıyız. Halde şimdi tarih dönüşürken sizin o kadim eski varlığınızdan insanları örgütleyebileceğiniz, silahlandırabileceğiniz, ki bugün iki tane üstten bahsediliyor Libya'da. Zaten bir devlet bir yere üst kuruyorsa orada çıkmayacağım demektir bu. Tabii. Bir de yani orası Koloğlu dediğimiz neredeyse 2 milyon Anadolu kökenli insanın yaşadığı bir Afrika sahası var. İstiyorum. Buyurun. Tabii yani izin verirseniz tabii burayı tetiklemek istiyorum. Böyle avantajlarımız tabii var yani. Bizim eğer Sunusi kralla devam etseydi Libya'nın başbakanlarını biz seçecektik. Kaddafi devrimi yapınca o elden gitti. Yani orayla yaptığımız anlaşmaların içerikleri çok farklı. Bir de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin iki tane arka bahçesi vardır. Birisi Pakistan, birisi Libya'dır. Yani her iki devlet her zaman için sıkıntılı dönemlerde bu devletlerde her türlü stoğunu yapar. Yani var olmak için bu devletleri sürekli beslemek durumundadır. Var olmak için. Peki yeni konsept ne? Yeni konsept Anadolu'nun savaşı dışına çıkartmak. PKK ile mücadelede derin akıl şuna karar verdi. Ben kendi sahamda savaş yapmayacağım artık. Savaşı dışarı taşıyorum. Nereye? Suriye'ye. Suriye sahasında. Nereye? Irak'a taşıyorum. Ne gördü hocam peki o derin akıl? Ne gördü şimdi? Şunu gördü. Eğer savaşı içeride kabul ederseniz iki parça daha çıkacak sizden. Güneydoğu'nuz yok, Doğu Anadolu'nuz çok yok. Güzel. Bunu tespit etti. Peki var olmak için ne yapmak lazım? Amerika ta nereden geliyor? Menfaatim var. Şimdi Çin bak nereden geliyor? İngiltere küçücük bir ada, hiçbir yerle toprak irtibatı yok. Dünyayı yönetmeye çalışıyor. O zaman siz yarım adaysanız, evet, siz bu coğrafyada geçmiş tarihinizdeki örneklerinizin tamamını işletebilirsiniz. Demek ki akıl bunu yavaş yavaş ortaya çıkartıyor. Evet. Devletin aklıdır bu. Biz eğer Libya'da neden varız sorusu, Anadolu'nun bütünlüğü için varız. Tabii. Mavi vatan için varız. Bugün 875 bin metre kilometre kare olan Anadolu toprağı gibi bir toprak, bir deniz parçası var ki o 450 bin kilometre kare neredeyse. Hı hı. İkisi büyük bir devlet. Türkiye'nin yarısı. Buna sahip çıkmazsanız ne yapıyor? Kardak kayalıklarına gelip ne yapıyor? Asker koyuyor. Kendi bayrağını dikiyor. Siz Girit'in 3/2'si sizin. Adalar sizin. Hı hı. Siz bir hesap sormanız lazım. Türkiye hesap sorma dönemine doğru geliyor. Daha ama kaba geliyor. Daha incelik yok. Bilim ve teknolojiyi üretmesi lazım Türkiye'nin. Ya eksikleri olduğu halde bunu yapmaya çalışıyor. Bakın bu genetik miras. Hı hı. Türkiye kendi içerisinde sorunlarını Ankara merkezli giderirse,
gidermek zorunda. Evet. Yani tarihte olmayan sorunlar Cumhuriyet döneminde sorun halinde önümüzde. Bunları çözmemiz lazım. Kolay işler bunlar. Üniversitelerimizde bilim ve ilimin üretilmesi lazım. Evet. Onu üretmediğimiz takdirde başarılı olamayız. Ama niyet etmek gerekiyor. Akif kardeşimin söylediği de o. Siz eğer bu coğrafyada olmak istiyorsanız, Anadolu'yu kaybetmek istemiyorsanız, Libya'da da olacaksınız, Sudan'da da olacaksınız, Güney Afrika'da da olacaksınız, Afganistan'da olacaksınız. Bakın kurucumuzun, yani Mustafa Kemal'in ilk yaptığı pakt, Sadabat Paktı. Onu savunan arkadaşlara sormak lazım. Irak'la, Pakistan'la, İran'la, Afganistan'la niçin bir pakt yapmış? NATO'ya girdikten sonra o paktı biz bitirdik. Öyle mi? Evet, evet. Hem de yani bu paktı Mustafa Kemal yapmış. Tabii. Demek ki bizim oralarda da pakt, Afrika'da da yapmamız lazım. Mümkünse Batı'da da yapmamız lazım. Yani onların tamamına karşı durmamamız gerekiyor. Onların içindeki muhalefetle işbirliği yapmamız gerekiyor. Bu Fransa'da olur, Almanya'da olur, İngiltere'de olur. Hepsi peki, mümkün. Bu arada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Libya dönüşü açıklamalarda bulunuyor. Hemen Çavuşoğlu'nu dinliyoruz. Peki değerli izleyenler, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da açıklamaları bu şekildeydi. Özellikle Libya ile askeri anlamda bir takım faaliyetler yürütülecek, öyle gözüküyor ve bir taraftan da tabii stüdyoda konuştuğumuz gibi ekonomik faaliyetler de son derece önemli. Hocam hemen tamamlayın, son olarak evet. Hakan Hoca'ya ve Akif Hoca'ya verelim, reklama girelim. Yani vatandaşın o bahsettiğiniz suallerinin önünü kesmek için hükümetin içeride daha sıkı tedbirler alması lazım. Yaptığı işlerin nedenini, niçinini 5N1K gibi iyi ciddi anlatması lazım. Yani vatandaş son 100 senedir, belki 300 senedir hep geri çekilen bir ülke var yani bu dünyada, değil mi? Sürekli bir kompleks halinde. Bunu ciddi bir şekilde anlatmakta fayda var. Tabii korona meselesi, koronadan etkilenen insanlar ve koronanın daha getireceği badireler ve sıkıntıları da iyi gözetmek gerekiyor. Şu ev hapisleri, gözetimler falan çok ciddi sorunlar meydana getirdi. Yani bunu bu anlamda Türkiye'nin dışarı çıkması şart. Buna alışacağız. İstersek peynir ekmek yiyelim, alışacağız, gitmemiz lazım. Yoksa Anadolu toprağı bizim elimizde kalmaz. Peki. Hızlı hemen toparlayayım. Devam. Evet, şöyle söyleyeyim. Yani netice itibariyle vatandaş soru sormakta çok haklı. Çünkü içerinin ekonomik olarak iyi donanılması lazım. Üretim kaynaklarınızın, madenlerinizin, tarımınızın, hayvancılığınızın, kalemlerinizin çalışması lazım. Hatta bir benzetme yaptım ben arada. Eskiden Anadolu'da dedim öyle kabadayılık yapan, dışarıya sofra kuran, ondan sonra namı yürüyen ama evde yemek pişmeyen kişiler vardı. Hızlıca yani, tamamlayayım. Türkiye bu duruma düşmemesi lazım. Yani dışarıda racon keseceksiniz ama evinizde yemek pişmiyor. Mutlaka içerinin bu şekilde ekonomik olarak ihya edildikten sonra içeriyle dışarının uyumlu olması lazım. Peki. Peki yönetmen arkadaşım beni uyarıyor. Dönüşte Akif Hoca ile devam edeceğiz. Kısa bir reklam arası verelim değerli izleyenler. Libya meselesini konuşacağız. Bir taraftan da ikinci bölümde özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde patlak veren olaylar Avrupa'ya da sıçradı. Bu meseleyi de konuşalım. Yeni dünya düzeninden konuşalım. Ki özellikle yeni dünya düzeninde bir takım dünya dışı varlıkların özellikle dünyamızı, gezegenimizi işgal edeceği söyleniliyordu. Bu kapsamda da İngiltere'de geçtiğimiz günlerde bir haber ajanslara düştü. Özellikle Samanyolu galaksisinde birbirine 17 bin ışık yılı mesafede 36 canlı yaşam türü olduğu ve bu yaşam türlerinin de zeki varlıklar olduğu ve dolayısıyla dünyayla da bir temas içerisinde olabileceği söylenildi. Gerçekten ilginç, komple teorisiymiş gibi, bilim kurguymuş gibi gözüküyor ama gerçeklik payı nedir? Dönüşte öğreneceğiz.
Evet değerli izleyenler, söz meydanına kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk bölümde özellikle Libya ve Türkiye arasındaki ilişkileri konuşmuştuk. Bu ilişkiler kapsamında bir taraftan Rusya, diğer taraftan Fransa sorunsalı vardı. Ve Rusya sanki bir kez daha önümüze çıkacakmış gibi gözüküyor. Ve Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarını da canlı olarak ekranlarınıza getirdik. Tabii bütün bunların yanı sıra içeride de önemli gelişmeler vardı. Ekranlarını yeni açan sevgili seyircilerimize bir kez daha ifade edelim. Özellikle İstanbul'da artık açık havalarda da açık alanlarda da maske takma zorunluluğu getirildi ve takmayanlar da cezai işleme tabi kalacaklar. Aman ha, yarından itibaren maskelerinizi takarak dışarı çıkın tavsiyelerinde bulunalım. Şimdi bir taraftan da tabii Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayan ırkçılık karşıtı gösteriler Avrupa'ya sıçradı demiştik. Şimdi bu meseleyi konuşacağız. Londra'ya uzanacağız. İngiltere'de bulunan Türk iş adamı Ender Güvenç Skype bağlantısıyla huzurlarımızda olacak. Ender Bey merhaba, iyi akşamlar. Merhabalar Özgür Bey, iyi akşamlar diliyorum. Stüdyodaki tüm konuklara da iyi akşamlar ve iyi yayınlar diliyorum. Biraz geç bağlandım, kusura bakmayın. Peki, estağfurullah, rica ederim. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde başlamıştı bu ırkçılık karşıtı siyahilere yönelik bir takım şiddet olaylarını kınayan protesto gösterileri. Daha sonra Fransa ile devam etti ve nitekim İngiltere. Şimdi İngiltere'de de özellikle bir takım heykellerin yerle bir edildiğini biz en azından medya vasıtasıyla biliyoruz ki bu noktada da sömürgecilik faaliyetiyle aslında orada heykelleri inşa edilen kişilerin heykelleri yıkılıyordu. Son olarak Churchill'ın heykeli de korunma altına alınmıştı. İngiltere'de bu kapsamda neler yaşanıyor? Bilindiğiniz üzere Amerika'da başlayan protestolar sizin de söylemiş olduğunuz gibi Paris sokaklarına, daha sonra da Londra sokaklarında protestolar başladı, devam etti. Protestocular teknolojiyi çok iyi şekilde kullanarak düzenli bir şekilde örgütlendiler. Hyde Park'ta, Trafalgar Square'de, Downing Street'te protestolarda bulundular. Mesela burada Downing Street ve Westminster çok önemli yerler. Çünkü siyasetin de kalbinin attığı yerler. Geçen hafta cumartesi ve pazar günü olan protestolarda Downing Street'te polis ve protestocular arasında yumruklu kavgalar gözlendi. Heykel konusu da şu şekilde: İngiltere'de simge olmuş bir lider Winston Churchill, İkinci Dünya Savaşı döneminde siyahi vatandaşlara yönelik birkaç sözünden dolayı şu an protestocular bu sözü kullanıyorlar açıkçası ve Churchill'ın heykellerine saldırıyorlar. Churchill'ın heykellerine saldırıyorlar, lakin aşırı bir tepki de aşırı sağcılardan geliyor. Çünkü aşırı sağcılar Churchill'in politikalarını benimsiyorlar. Şu an aşırı protesto alanına gittiğinizde aşırı sağcıları bir tarafta görebiliyorsunuz, protestocuları diğer tarafta görebiliyorsunuz, üçüncü bir tarafta da polis. Üç şekilde bir tartışma var. Protestocular diyor ki biz heykelleri korumaya geldik. Diğerleri diyor ki biz heykelleri yıkmaya geldik. Polis ortada kalıyor açıkçası. Bu yüzden dolayı Londra Belediye Başkanı Sadık Khan bir karar aldı. Heykelleri koruma altına aldı. Tahta plakalarla kapladı heykelleri. Ve şu an dedi ki heykellere dokunmuyoruz, kimse dokunmuyor. Çünkü aşırı sağcılar ve protestocular birbirine girdiğinde bu bir iç çatışmayı beraberinde getirebileceğini öngörüyor. Bu konuda Sadık Kağan'ın güzel bir girişimi oldu açıkçası. Hı hı. Şimdi bir taraftan da Türkiye ve Libya arasındaki ilişkileri konuşuyorduk. Geçtiğimiz günlerde İngiltere eski başbakanlarından Tony Blair'ın bir açıklaması vardı. Özellikle Türkiye'nin Libya'daki aktif durumundan endişe duyuyoruz şeklinde. Orada Türkiye'nin Libya konusundaki müdahalesiyle ilgili olarak herhangi bir haber var mı? Neler yaşanıyor İngiltere'de? İngiltere Türkiye'ye şöyle bakıyor. Tony Blair'la açtığınız lafı ben oradan devam edeyim. Tony Blair şu an İngiltere'de başbakanlık görevini bıraktıktan sonra Mısır'a danışman oldu. Bu aslında çok güzel bir olgu. Mesela bir siyasetçi siyaseti bırakıyor ama siyasi bilgi ve birikimlerini paylaşıyor. Mesela bizim ülkemizde bir Tayyip Erdoğan gerçekliği vardır. Tayyip Erdoğan siyaseti bıraktığında onun bilgi, birikim ve tecrübeleri vardır. Ya bunlardan da faydalanmak gerekir. Siyaseti bırakmak istese de aktif siyasetin bir kenarında bulunup bilgi ve tecrübelerini danışman bir şekilde, danışma kurulu başkanı gibi veya bir danışman gibi onun bilgi ve tecrübelerinden faydalanabilir mesela. Tony Blair Mısır'daki hükümete danışmanlık yapıyordu. Şu an biliyorsunuz Libya ve Mısır tarafında Mısır Hafter'in tarafını tutuyor. Türkiye ise Ulusal Meclisi
destekliyor. Türkiye aslında Libya'ya da bir anlamda girmek için mecbur kaldı. Çünkü Doğu Akdeniz'de çok güçlü kaynaklarda enerji bulunduğu artık garanti gibi görülüyor. Yani bulunduğu artık söyleniliyor. Ve bunun da Kıbrıs'ın güney tarafında çok zengin enerji kaynaklarının olduğu söyleniliyor. Bunun da hatta boru hatlarıyla Güney Kıbrıs'tan Yunanistan üzerinden Avrupa'ya taşınacağı tarzında da yolu bile çizilmiş bir vaziyette. Şimdi Doğu Akdeniz'e bakıyorsunuz. Doğu Akdeniz'deki ülkelerde en büyük sınır sizde var. Ama siz bu oyunun içinde yoksunuz. Mısır var, İsrail var, Lübnan var, Yunanistan diğer taraftan geliyor. Güney Kıbrıs var ama siz yoksunuz. Türkiye ekonomik münasır sınırlarıyla alakalı şöyle bir çıkış yaptı. Mısır'a dedi ki gelin benle kıta sahanlığı anlaşması yapın. İsrail'e söyledi bunu, Lübnan'a söyledi, Libya'ya söyledi. Türkiye'nin bu çağrısını sadece Libya kabul etti. Tabii. Türkiye'nin bu çağrısını Libya kabul edince Türkiye Doğu Akdeniz'de söz sahibi olmak için Libya'ya gitmek zorunda kaldı. Yani oyunda satrancın oyununda hamlesini yaptı. Libya üzerinden yaptı. Yoksa Doğu Akdeniz'deki o enerji kaynaklarından Türkiye faydalanamayacaktı. Şu an hükümet olsun ya da olmasın veya muhalefet de şu an hükümette de olsa bu hamleyi devletin başında kim olursa olsun bu hamleyi yapacaktı zaten. Başka bir çaresi yoktu. Yoksa Doğu Akdeniz'de olmayacaktık. İngiltere'nin Türkiye'ye nasıl bakıyor tarzındaki sorunuzda da şöyle. Evet, Türkiye mecbur olarak Libya'ya gitti. Buna duygusal bağ da diyebiliriz, tarihsel geçmiş de diyebiliriz ama bir de ekonomik gerçekler var. Ekonomik gerçeklerden dolayı Türkiye orada. Türkiye Libya'yı Libyalılardan daha da iyi yönetebilir. Eğer Türkiye'ye bağlanmak istiyorlarsa o bilgi, birikim, tecrübe Türk milletinde var zaten. Oranın halkı Türk olmasa da tarihinden gelmiş olan, geçmişinden olan o yönetme becerisi Türkiye'de hala var. Peki Türkiye sıradaki aşamayı ne yapmalı? Evet, şu an siz Libya'dasınız, bayrağınızı diktiniz oraya. Siyasal, diplomatik ilişkilerle bu yaptığınız askeri başarıyı taçlandırmanız gerekiyor. Artık diplomaside daha aktif olmamız gerekiyor. Belki Körfez ülkelerinden ve o Doğu Akdeniz'deki diğer ülkelerden birkaçını daha yanımıza çekmemiz gerekiyor. Türkiye dış politikada yalnız ve tek başına ilerlememeli diye bakıyor İngilizler. Ve Covid öncesinde İngiltere tarafsızdı. Libya konusunda Türkiye ile alakalı herhangi bir açıklaması yoktu. Ama Covid döneminde İngiltere Türkiye'ye desteğini söyledi. Şu an Libya'da destek veriyor. Bizim de Türkiye olarak dış politikayı taçlandırabileceğimiz veya diğer ülkeleri yanımıza almamız gereken ülkelerden birisi mesela İsrail. İsrail'i biz eğer dış politikada yanımıza alırsak, birlikte yürürsek, o doğalgaz boru hattını, yani Kıbrıs'ın güneyinden çıkan o değerli petrol veya değerli enerjiyi biz Türkiye'ye bir boru hattı kurarak kendi ülkemizden geçirebiliriz. Şu an bölge şartlarına baktığınızdan da Kıbrıs'ın güneyinden çıkan enerjinin Yunanistan'a taşınması çok maliyetli. Biraz objektif düşündüğümüzde çok maliyetli. Bunun en kısa maliyetli şekli ise Türkiye'den geçmesi. Hani biz aslında Mısır'a da söylüyoruz, Lübnan'a da, İsrail'e de diyoruz ki gelin birlikte Libya ile yaptığımız gibi bir anlaşma yapalım. Ulusal hukuku masanın üstüne koyalım. Ulusal hukuk ne diyorsa biz deniz sınırlarımızı o şekilde çizelim. Ve uluslararası hukuku biz masaya koyduğumuzda Yunanistan'la yaptığı anlaşmalardan daha kazançlı bir anlaşma yapıyorlar Türkiye ile. Çünkü Yunanistan sınırlarını Güney Kıbrıs'tan başlayarak sayıyor. Ama biz kendi sınırlarımızla bir deniz anlaşması yapabiliyoruz onlarla. Aslında Türkiye gelin adil bir anlaşma yapalım diyor herkese. Ve gelin daha az maliyetli bir petrol yolu ben size sunuyorum diyor. Dediğim gibi bu askeri şeyleri biz diplomasiyle taşlandırırsak Türkiye askeri harcamalarında ekonomisi şu an yoruluyor. O ekonomik yorgunluğunu diplomasiyle daha aza indirebilir. Peki, çok teşekkür ediyorum Ender Güvenç aktardıklarınız için. Ben de teşekkür ediyorum. Evet, Ender Güvenç kalsın arkadaşlar. Sonlara doğru yine bir bağlantı gerçekleştirelim Covid-19 süreciyle ilgili. Dilerse birazdan da bağlanabilir. Tabii serbest bırakalım Ender Bey'i.
Covid-19 süreciyle ilgili İngiltere'de de bir taraftan bir ilaç bulundu. Bu ilaca ilişkin olarak da Ender Bey'le yine konuşalım. Peki Akif Hocam neler söylersiniz İngiltere'deki gelişmeler? Ender Bey'in bu konuyla ilgili söylediklerine ben küçük bir şey eklemek isterim. İç politika ile dış politika arasında her zaman kuvvetli bir bağ vardır. Yani Türkiye biz bölgesel güç olma yolunda ilerliyor. Dolayısıyla deniz aşırı operasyonlara dahi artık Türkiye cesaret edebiliyorsa bu bir gücün, bir kuvvetin eseridir diyorsak tabii burada bir dengeyi de korumamız lazım. Yani iç ekonomik dengeleri de bir taraftan gözetip bu özellikle Covid sürecinde bu süreçten zarar gören, hasar gören vatandaşımızın da yani esnafımızın, işçimizin, çiftçimizin, özellikle toplumun düzenli geliri olmayan kesimlerine dönük sıcak destek paketlerinin hızlı bir şekilde devreye alınması lazım ki bu coğrafyadaki varlığımızı garanti altına alabileceğimiz dış operasyonlara da biz aynı zamanda iç politika açısından bir meşruiyet kazandırmış olalım. Bu mesajı vermeden de geçmeyeyim. Tabii İngiltere'deki olaylarla ilgili ben şunu söylemek istiyorum. Yani geçen hafta da benzer bir konuyu konuşmuştuk. Şu an batıdaki paradigma çöküyor. Yani baktığınızda şimdi İngiltere o heykelleri her ne kadar tahta zırhları alırsa alsın, aslında İngiltere'de insanların itiraz ettiği şey Churchill'in temsil ettiği emperyalist sistemdir. Sömürgeci ve emperyalist sisteme insanlar itiraz ediyorlar ve bu itirazın İngiltere gibi, Amerika gibi yani Batı'nın önemli merkezlerinden yükseliyor olması çok anlamlı. Yani işin bu tarafını aslında bizim konuşmamız lazım. Yani bu itiraz neden Doğu'dan, neden Afrika'dan ya da neden dünyanın başka bir yerinden değil de Batı'nın bizzat göbeğinden, Londra'dan, New York'tan, Washington'dan bu isyanın niye yükseldiğini iyi anlamamız lazım. Kalesinden, en güçlü olduğu yerden. Çok basit tarihsel bir şeyi ben aktarayım. Bu tarihi kaynaklarda bir hikaye olarak değil, bir realite olarak anlatılır. Churchill'e soruyorlar. Diyorlar ki yani bu Osmanlı'yla biz artık baş edemiyoruz. Yani yorgun, tükenmek üzere, çökmek üzere olan bir ülke, bir devlet, bir imparatorluk olduğu halde bizim bölgedeki çıkarlarımıza çomak sokuyor. Bu Osmanlı'yla ilgili ne yapacağız, ne düşünüyorsunuz diyor. Churchill hemen oturduğu yerin yakınında bir havuzu işaret ediyor. Arkadaşlarına diyor ki bakın diyor bu havuzun içindeki balıklar Osmanlı'dır. Havuzun suyu da onların tabi olduğu Kur'an-ı Kerim ve dindir. Eğer o havuzun suyunu boşaltıp o balıkları nefessiz bırakırsanız, yani o yaslandıkları manevi değerlerden onları mahrum bırakırsanız, o zaman Osmanlı'yı da tüketir, bitirirsiniz diye tarihi bir cevabı var. Bakın bu hikaye değil, tarihi kaynaklarda bu geçer. Dolayısıyla Churchill gibi bir adamın bugün Londra'da yuhlanması, heykelinin yıkılmaya kalkışılması bu çok anlamlı bir şey. Şimdi Batı medeniyetini ayakta tutan birkaç tane temel paradigma var. Bunlardan bir tanesi ırkçılıktır. Irkçılığa karşı insanlar ciddi refleksler gösteriyorlar. Şimdi İngiliz emperyalizmi, Amerikan emperyalizmi tarihsel sürece baktığınız zaman tabii Portekiz bunların şeyidir, bir ticari maşasıdır. Portekizli deniz tüccarları üzerinden maalesef İngilizler ve Amerikalılar yüzyıllar boyu kocaman bir Afrika kıtasını sömürmüşlerdir. Milyonlarca Afrikalı siyahi vatandaşı yerlerinden, yurtlarından, ülkelerinden kopararak İngiltere'nin en kötü koşullarında, şartlarında, Amerika'nın en kötü koşullarında, şartlarında çalıştırmışlardır ve 3. 4. sınıf insan muamelesine dair reva görmemişlerdir. İkinci önemli paradigma sıfatının emperyalizmdir, yani sömürgeciliktir. Şimdi bu emperyalist sömürgeci tavra eğer Londra'dan, New York'tan bir itiraz yükseliyorsa bizim bunu desteklememiz lazım. Ve ben buradan yeni dünya düzeni adına açıkçası umutlu olduğumu söylemek istiyorum. Ha, buradan şunu diyebilir miyiz? Yani ideolojiler anlamında buradan bir şey mi çıkar? Yani işte bir sosyalizm mi çıkar mesela? Yani itiraz ediyorsa diyelim ki İngiliz sosyalistleri bu mevcut düzeni. Yeni bir sistem. Yani İngiltere'de İngiltere'de İşçi Partisi yıllarca iktidardaydı. Yani buradan bir sosyalist düzen çıkmaz. Bir antikapitalist hareket var. Yani kapitalizme karşı kapitalizmin sömürgeci ve ırkçı boyutlarına bir itiraz var. Ki bunu modern batılı araştırmacılar da söylüyor. Yani Wallerstein'dan
tutun da işte pek çok Batı sistemini, modern dünya sistemini bilen pek çok Batılı araştırmacı da emperyalist sömürgeci Batı medeniyetinin ırkçı temellere dayandığını ve bu temellerin bir süre sonra çatırdamaya başlayacağını zaten söylüyorlar. Ve dolayısıyla buradan yeni bir dünyaya biz uyanabiliriz. Bu mümkündür. Yani o heykeller yıkılırken biz aynı zamanda bir paradigmanın iflas ettiğini, bir paradigmanın çökmeye başladığını görüyoruz. Ha, peki Batı karşısında konumlandırabileceğimiz bir kuvvet var mı ya da bir alternatif var mı? Yani buradan Batı çökerse Doğu ayağa kalkar demek mümkün değil. Batı kendi içerisinde kendisini yenileyerek ve doğruyu, hakikati bularak kendi içerisinde yeni bir sistematiğe, yeni bir düzene kavuşabilir. Ve belki de modern dönemde bizim söyleyeceğimiz anlamda, bizim ümit ettiğimiz anlamda ışık Batı'dan yükselebilir. Çünkü Batı toplumları şunu gördüler. Artık Batı'nın kendi içinde kurduğu sistem ve uluslararası düzen artık insanlık alemini mutlu etmiyor. Amerika'da patlak veren olayların arka planına baktığınız zaman ciddi gelir eşitsizlikleri var. Amerikan orta sınıfı bütün Amerikan küresel şirketlerine, bütün para babalarına ve oradaki bütün merkezi finans kaynaklarına itiraz ediyorlar. Çünkü kendi yaşam kaliteleriyle tavandaki, çatıdaki yaşam kalitesi arasında ciddi farklılıklar var. İngiltere'deki olaylar hakeza, yine bu itirazlar boşuna değil. Sosyal güvenlik sistemi, sağlık sistemi pek çok Batı ülkesinde çökmüş vaziyette. Yani İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya, bunların hepsinin ayrı ayrı belli bölgelerde farklı politikaları olsa da aslında, ki hani Libya özelinde de belki bunu biraz bağdaştırabiliriz, hepsinin totalde aslında bakış açısı belli. Irkçı, sömürgeci ve kendisi dışında, yani mesela işte geçen programda da konuşmuştuk, WASP dediğimiz işte beyaz protestan ırkın üstünlüğüne inanan bir anlayış, düşünebiliyor musunuz? Yani bu felsefenin kurucuları şöyle söylüyorlar, diyorlar ki beyaz olacaksın, protestan olacaksın, bunun dışındaki kalan bütün insanlık alemi sana hizmet edecek, onlar ikinci sınıf vatandaştır ve hatta zencilerle ilgili öyle enteresan şeyler söylüyorlar ki bunlar işte haşin, şiddeti seven, işte insan dahi olmayan, zalim, gaddar yaratıklardır diye adamların, yani bu ırkçılığı kuran, bu felsefeyi kuran düşünürleri söylüyor bunu. Fransız düşünür söylüyor. Yani dolayısıyla burada bir paradigma çöküyor. Bizim bunu artık görüyor olmamız lazım. Buradan yeni bir umut doğabilir. Bu yeni doğacak umuda da bizim bir ışık yakmamız gerekiyor. Yani bizim medeniyet değerlerimizden, bizim anlayışımızdan bizim onlara bir far, bir aydınlatma mekanizması kurmamız gerekiyor. Burada biz bir ışık, bir nefes, bir soluk olabiliriz. Peki. Yani Batı yıkar, yeniden yapar inşası ya da inşa etmesi dışında Doğu'nun da verebilmesi gereken. Yani kapitalizm kendini yeniler yoluna devam da edebilir. Hı hı. Kendi içinde güç dengeleri değişebilir. Yani Amerika'da temerküz eden güç mesela Çin'e kayabilir. Yani dünya sistemini yönetmeye çalışan, dünya sisteminin perde arkasında duran güçler. Yani sistem değişmez, güç değişebilir. Sistem değişmez, güç değişebilir. Fakat tabii burada sistemin kendisi de çökebilir. Yani burada iki seçenek var. Ya sistemin kendisi de çökecek, yerine daha adil, daha merhametli ve daha insancıl bir düzen kurulacak ki buna bütün dünya itiraz etmez. Yani aslında Türkiye'nin itirazı da burada, işte diyoruz ya dünya beşten büyüktür. Yani aslında itiraz edilen şey de budur. Yani Amerika, Fransa, İngiltere ve diğerlerinin oluşturduğu o konsensüse karşı yeni bir dünya doğuyor. Peki. İşte ümit var olmamız gereken nokta bu itirazın Londra'dan yükseliyor olması. Ender Bey'e de bir soru daha yöneltelim, ardından uğurlayalım. Var mı hocam soracağınız herhangi bir soru? O zaman soruyu ben yönelteyim. Şimdi bugün özellikle kamuoyunda bir takım bilgiler ve haberler vardı. O da İngiltere'nin koronavirüse karşı bir ilaç geliştirdiği. Hatta bu ilaç vaktinden önce kullanılsaydı eğer 5000 İngiliz'in de ölümü önlenebilirdi şeklinde bir takım bilgiler vardı. Orada bu ilaçla ilgili neler konuşuluyor? Yaklaşık bundan 2 ay öncesi bu ilaç denenmeye başlanmıştı. Hatta ilk denekleri de insanlar üzerinde denenmeye başlanmıştı. Şu an sonuçları alınıyor bu ilacın. İlerleyen dönemlerde şu an iyileşen insanlar tekrar hastalığa yakalanıyorlar mı? Yakalandıklarında, yakalanırlarsa eğer, mutasyona uğramış bir virüsle mi hastalanıyorlar? Şu an bu araştırılıyor. Yalnız bu ilacın denemeleri 2 ay önce insanlar üstünde başlanmıştı.
Eğer tekrar bu ilaç kullanıldıktan sonra iyileşen hastalar bir mutasyon sonucunda tekrar hastalanmazlarsa bu ilaç tekrar kullanılabilir diye şu an medyada söyleniyor. Borsaya baktığımızda da bu ilacın sahip olduğu şirketin hisse değerleri gün geçtikçe yükseliyor. Bakıp göreceğiz. Teşekkür ediyorum ben. Çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. İyi akşamlar. Evet, Ender Güvenç'le de konuştuk. O da İngiltere'deki gelişmeleri bize aktardı. Sizinle devam edelim Hakan Bey. Özellikle şimdi az önce de ifade etmiştik. Yeni dünya düzeni deniliyor. Bir şekilde şekillenmeye çalışılıyor ki zaten koronavirüsle mücadele kapsamında da bunu gördük. İnsanlar belki online şekilde hayatlarını idame ettirecekler. Bir eve tıkanma durumu söz konusu. Bunun yanı sıra da az önce de ifade etmiştim. Dünyayı bir takım karanlık güçlerin yönetebileceği, işte bunlardan bir tanesi aileler, diğeri ise sanki dünya dışı varlıkların dünyayı istila edeceği yönünde bir takım bilgiler hem sosyal medyayla hem ana akım medyayla pompalanmaya çalışılıyor. Bu kapsamda dayanaklar da kuvvetleniyor. Geçtiğimiz günlerde İngiltere'deki bir araştırmayı aktardım. Neler oluyor? Nasıl bir gelecek bizi bekliyor? Şimdi zaten zaman içerisinde yıllardır pek çok çektiğimiz programların temel konusu da buydu zaten. Tabii bu konu televizyonda şu andaki program biraz siyasi, biraz uluslararası gittiği için hani böyle topu alıp da o sprinter futbolcular vardı ya tek başıma oynarım, golümü atarım tribünlere. Onu da yapmamaya çalışıyorum ama yani kendi üslubumu da yakalayarak şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi evet, ben kendimi bildiğim bir beri 19-20 yaşından bu yana dünyanın değişeceğini stratejik olarak zaten buradaki petrol kitabı da var. Şimdi o kadar çok mevzu var ki pencereyi açmadan. Şimdi biz Libya'dayız. Biraz hakikatli konuşmak lazım. Yani çok güzel bir söz vardır. Doğru sözü yanlış üslupla söylememek lazım. Ben Batman'dan, Diyarbakır'dan, Siirt'ten, Tillo'dan geliyorum ve yıllardır bana istihbarat akışı olmuş. Oranın petrol havzası olduğunu, Türkiye'nin derin milli yapılarının hepsi biliyor. Şimdi şöyle analiz yapmak lazım. Aslında konuyu daha iyi genişletmek lazım da, hani neresinden tutayım bilmiyorum. Siz Libya'dasınız. Doğu Akdeniz havzasını kontrol etmek istiyorsunuz haklı olarak. İsrail sizi topa sokmuyor. Girmeye çalışıyorsunuz. Ama daha Doğu ve Güneydoğu'nuzdaki maden ve petrol yataklarınızı, Kütahya'daki bor yataklarınızı işletemiyorsunuz. Yani ben kendi programımda olsam vallahi şimdi şu stüdyoyu inletirdim ama misafirim, yani derler ki Facebook'ta da vardır ya sosyal adreslerde, ya benim kutuma yazacağına git kendi kutunda es. O edebi de bilen bir insanım. Ve burada Hakan Yılmaz Çebi olarak kullanmak zorundayım. Ben 19 yaşından beri özel yetiştirilmiş bir insanım. Girmediğim dosya yok. Milli Güvenlik Kurullarından bile gizli dosyalar bana gelirdi. Allah aşkına ya. Şu 2023 yılına gireceksek adam gibi bir devlet ve siyasi erkle ve yapıyla girmek zorundayız. Devlet adamı potremizde, devlet adamı milli yapımızda, seçici yapımızda sıkıntı var. Ceplerine çalışan daha çok insan var. Yani devletin kasasına değil cebine çalışan insanlar var. Ben bu vatandaşın sesi olmaya yıllardır çalıştım. Sokaktaki vatandaş haklı. Geçen bir programda da söyledim, Milliyetçi bir kanalda da. Şu vatandaşın cebine 2500 lira sokacaksın. İşi var mı da bu 3600 günü tamamlamış? Yaş 57-58'e gelmiş. Adamcağız 4500 bilmem neyi tamamlamış. 7000 günü var, emekli olamıyor. Yani Batı'nın kaynakları gibi zamanında ihya mı ettiniz bunları? Sosyal yardımlar mı verdiniz? Bilmem neyi yaptınız da Almanya eskiden örnekler veriyorlardı. Şimdi bozuldular. Bu adamları, vatandaşın şöyle bir sözü var. Ben siyasi değilim ya. Yıllardır duyarım bunu Allah aşkına. Bu devletin madeni de petrolü de vatandaşıdır. Müşterisi de vatandaşıdır. Adam şurada o kadar güzel hesap yapmış ki, bir araba alıyorsunuz 100 liraya ÖTV'si, KDV'si, MTV'si, bir de bankaya kredisi. Ali diyor bir araba kendini aldı, bir araba devlet aldı, iki araba diyor şeye aldı. Bankaya aldı. Allah aşkına, evet ben Libya'da olacağım. Eğer Hakan Yılmaz Çebi'yi konuşturursam ben bir halk bilimi uzmanıyım. Türk halk bilimi uzmanı, Hacettepe Üniversitesi'nde özel yetiştirdim. Türk dünyasını birleştirelim diye biz halk bilimciler olarak geliştirdik tüm Orta Asya'dan.
Benim gibi deli bir adamı tutamazsın. Ben Orta Asya'yı da birleştiririm. Yani bana iş kalsa, benim gibilere kalsa Libya'ya da girerim, Mısır'a da girerim. Allah şahidimdir. Kitabımın bir tanesi var. Kudüs'e de girerim. Bu millete öyle bir ruh ve seciye veririm ki Allah şahidimdir. O doğudaki petrolü de çıkarttırım. Kütahya Emet'teki girdim, tek tek gezdim oraları. Boru da çıkarttırım. Bunun edebiyatını yapmam. Edebiyatını yapıyorlar. Mehdiyet hareketi diyorlar, bilmem ne hareketi diyorlar. Rahmetli bilmem ne hareketin. O yürek sizde nerede? Siz ancak edebiyatını yapıyorsunuz. Bu vatandaşı mazlum bırakmayacaksınız. Ben kabadayılık yapacaksam oralarda Allah aşkına yaparım. Önce vatandaşımı doyuracağım. İhmal mi ediliyor? Yani? İhmal ediliyor tabii ki. Merdane olmak lazım ya. Yani bu ülkenin nedir o? 5 tane adamı mı ihalesini alır? Yani bu ülkenin 5 kişi mi, 5 şirket mi ihalesini alır? Nereden geldiniz siz? Rahmetli Erbakan Hoca'nın o kadar güzel bir sözü var ki ya. Yani bir köpek bile diyor, bir zamanda inceledik diyor, bir köpek ava gittiği zaman diyor, eğer o avı dişleriyle getirmiş de, dudaklarıyla getirmiş de diyor, o murdar değildir, dişleriyle getirmiş de murdardır, kesilip verilir, salyalarını akıtmıştır. Siz devletin malına salya akıtamazsınız. Devlet size bir emanet verdiği zaman siz o emaneti taşımak zorundasınız. Bugün esnafı, bakkalı, bilmem nesi batıp çıkarken nedir o? Ben burada racon keseceksem ortadaki keseceğim. Doğu'da Akdeniz havzasında bir tane şey bırakmamam lazım. Kendi hakkımı bırakmamam lazım. Namusumdur bu benim. Malıma sahip çıkacağım ki bu benim namusum. Ama Allah aşkına içeriği de ihmal etmeyeceğim. Şimdi oradan konuya girersek dünya, biz bunları da söyleyeyim, sprint bir döneme giriyor. Şimdi konuma gelelim. Ben Hacettepe Üniversitesi aynı zamanda olağanüstü olaylar uzmanıyım. Hı hı. 1990 yılında geleceğe yön verenler diye Can Nasbıt'ın içinde olmuş olduğu 12 tane doktora yapan insanlar geleceği sprint zekalı. Boyut kapılarını biler, Rabbin alemler boyutunu taşımış insanlardan bahsediyorlardı. Geleceğin liderleri bunlar olacak diye ve bunlara çiftçi liderler diyorlardı. Onların dinine göre bu İsa modeliydi. Yani tebaasıyla ırgat gibi çalışan, tebaasıyla mütevazı koşullarda yaşayan ama üleşmeye, paylaşmaya göre dairesel hareket eden. Hı. Benim dinim de bu, alemlere rahmet Resulullah sallallahu efendimizdir. Çünkü öyle yaşamıştı, öyle büyüme, yani dairevi büyüme modeli çizmişti. Şimdi haklı olarak dünyaya sprint akılların, o yazdan söylemişler, hatta William Keller'ın Mucizeler ve Kehanetler kitabı vardı. 2000 yılından sonra der, dünya kova kültüne giriyor. Bu astrolojik edebiyatçılar gibi değil. Deniliyorlar. Tabii ki, ağzınıza sağlık. Ve bu ilmi nücum, Hazreti İdris'ten bu yana bir peygamber ilmidir. Onu İmam Gazali'nin tabiriyle onu sonradan gelenler falcılığa çevirmişlerdir. Yani Cenab-ı Mevla kainatta taşların yeriyle oynuyor. Galaksilerin, gezegenlerin yoluyla bir şey geliyor. Sürprizler geliyor, ani ataklar geliyor, seller geliyor, depremler geliyor, yeller geliyor. Biz buna hani tasavvufi kaynaklarda Fecd-i Kazip'ten Fecd-i Sadık'a geçmek diyoruz. Bize sizde çok büyütmeyeceğim. Bazı sırlar var. Fecd-i Sadık'a geçmek diyoruz. Peki nelerle karşılaşacağız? Kısaca onu alalım. Yani şimdi Akif Bey bir şey söyledi orada. İşte Batı karışıyor, nedir o, ırkçılık falan mevzuları gündeme gelmeye başladı. Bu olacak. Avrupa'nın çoğu dağılacak zaten. İlk attıkları şey Avrupa bayrağı oldu zaten geçenlerde. Haliyle şunu görmek lazım. Hani biz bazen uluslararası ağızlarla, siyasi ağlarla çekinerek böyle taşları yerine koymaya çalışıyoruz ama bütün bu anlatılanlardan şuna bak. Cenab-ı Mevla kaderi zorluyor. Yani olaylara yukarıdan kalbi feraset gözüyle bakmaya çekiniyoruz. Ya bunu siyasete ne karıştırıyorsun? Ne karıştıracağım ben ya? Kainatın sahibi varlığını, kudretini, yedi kudretini belli ediyor. Bugün kapınıza koronavirüs gelmiş. Ne oldu? 30 senedir biz size söyledik dünya ihtilali yapacaklar diye. Cevat Rifat Atilan Paşa diyordu, Ziya Uygur Paşa diyordu, bir sürü kalem diyordu. Saksılarınıza bile buğday ekin diyordu beyefendiler. Ne oldu? Kapınızda gelince ne oldu? Dünya ihtilali olmaya başladı. Hı. Dünya ihtilali oluyor.
Yani gözle görülmeyen bir mikrop insanlığı dize getirdi, evet, şu. Mutasyona uğratılmış, dizayn edilmiş, SARS virüsüyle HIV virüsü modifiye edilmiş, nanoteknolojide vücutlarınıza sokmuş, taşıyorsunuz bugün. Daha ötesine gidersem herkes bunu taşıyor şu anda. Allah'a dua edin. Bir de adamlar üstadım, toplu ikinci, ölümler bekliyorlar. Üçüncü safhada ne olacak? Tabii ki üst safhası var bunun. Safhada. Zaten modifiye edilen bu üst safhaya geçecek. Oralara girmeyeceğiz. Cenab-ı Allah'a dua edin. Daha çok toplu ölüm bekliyorlardı. Şimdi burada tabiye vereceksiniz. Toparlayalım. Tabii kimsenin hakkına girmeyelim. Dünyada ihtilal oluyor. Sprint bir döneme giriyoruz. O konuyu başka bir zaman inşallah açarız. Çünkü mevzu kaymasın. Ama prensipli, ilkeli, Cenab-ı Allah izin verirse yetenekli, liyakatlı insanlarla bir süreci açabilirsiniz. Beyefendi dedi ki Batı. Hayır. Rahmetli Necip Fazıl'ın bildiği gibi güneş doğudan doğar. Adam olursan bu Türkiye'den doğacak. Peki. Evet hocam, Türkiye'den doğar mı güneş? Güneş doğudan doğar dedik ama dünyada nasıl bir gelecek yaşanacak sizce? Neler bekliyor bizi? Yani dünyada nasıl bir gelecek yaşanacağı hayal etmek, hayal eden ve buna hazırlananlar bunu yaşatacaklar. Şimdi biraz önce söylediğiniz uzay araçları vesaire. Sadece bakın, geçen bir gün bir eser gönderdi bir arkadaşım. İkinci Dünya Savaşı esnasındaki Alman istihbaratının kayıtları ve bunların, bu istihbarat birimlerinin NSA, CIA nasıl oldu? Biliyorsunuz bunun çok önemli bir bilim adamı grubunu ve yetkin olanlarını Amerika aldı, götürdü. Çöplerin bir kısmını da Ruslar aldılar. Sinyal geldi. Yani hazırlanan kimler? Nasıl hazırlanıyorlar? Bunu aslında iyi irdelemek lazım. Biz ne yapıyoruz? Hazırlananların nasıl hazırlandığını, biraz önce Amerika'da ciddi bir hazırlık var. Bilim ve teknoloji hazırlığı ve insanlar, bakın 1 milyon 200 bin kilometre İnternet ağı döşüyor dünyaya. İnternet ağı döşüyor. Yani bir sistem kuruyor. Kurduğu sistemi siz anlamazsanız, yeni kuracağı sistemleri anlamanız çok zor. O zaman siz konvansiyonel bir bakışla hadiselere bakarsınız. Yani elektronik bir bakışla değil, tamamen yeni yapmış oldukları zihin okuma metotları nedir? Bunlar gen haritalarıyla oynuyorlar. Bununla ilgili çok ciddi bir çalışmaları var. Virüs laboratuvarları var. Ve zihin okumak ne demek? Elimize bir cep telefonu verdiler. Günde kaç saat bakıyoruz hepimiz? Yani beynin içerisine girmeye çalışıyor. Bir düşünün, NASA'ya dün NASA'yı bir kenara bırakıyor. Elon Musk'a görev veriyor, özel sektöre. Uzayda git diyor, istasyonlar kur. Bu nasıl bir proje? Tabii. Ne yapmak istiyor? Uzaya bir malın ve eşyanın götürülüşü, bir çıkışı 10 bin dolardı. Şimdi 100 dolara nasıl çıkartırım diyor. Yani ben uzayı nasıl bir stok ve depo yapabilirim diye. 5 sistem... yıl içerisinde de hocam özellikle Mars'a turist ziyaretleri başlayacak deniliyor. Yani demek ki görmediğimiz, bilmediğimiz ve ulaşamadığımız ve ticarileşmemiş çok ciddi buluşlar var. Çok ciddi buluşlar var. Özellikle. Tabii bu buluşlar yavaş yavaş adapte edilecek. Sizin devlet olarak, millet olarak, birey olarak bu buluşlarla ilgili öngörülerinizin olması gerekiyor. Bunları görmezseniz nasıl bir gelecek olduğunu hamasi nutuklarla... Var mı hocam peki bu yani, öngörüler? Bizim mi yoksa diğerlerinin bizim mi? Yani şöyle, tabii ki bizde şöyle, Cenab-ı Hakk'ın şükretmek lazım. Belki devlet yöneticilerinin yani bürokrasinin bu bakışta çapı çok dar ve az. Yani biraz önce bir arkadaşım bir mesaj atmış. Yani Türkiye'de buluş yapmış insanlar bile değerlendirilemiyor. Ancak işte savunma sanayinde bir nebze ilerleme var. Ama bunu mantıksal ve zihinsel olarak devrim niteliğinde değiştirmek şart. Bu sistemik yapı
bu skeleti kaldırmaz. Bu sistemi kökünden kaldırmak gelişimin lazım. Önündeki engel mi Türkiye'deki o bürokrasi, hantal bir bürokrasi? Bakın Türkiye'de bürokrat zihniyeti bilmediğine düşman olur. Kesinlikle. Bilmediğine düşman olur ve onunla uğraşır. Şimdi teknokratı yok Türkiye'nin. Teknokrat grubunun oluşması lazım. Yani bilim ve ilmin ne olduğu ile ilgili bir laboratuvarının olması lazım. Hı hı. Efendim Cumhurbaşkanı emir verecek. Ancak öyle oluyor. 83 milyon insan Cumhurbaşkanı'na ulaşmaya çalışıyor. Yani böyle bir şey olmaz ki, böyle bir sistem olmaz. Kurumlarınız ne iş yapıyor ki? Yani tabii. Hocalarınız ne iş yapıyor? Üniversiteleriniz ne iş yapıyor? Dizayn ediliş biçimimizi sarsmamız lazım, silkelememiz lazım. Biz nasıl dizayn edilmişiz? Hangi mantaliteyle dizayn edildik? Dizayn biçimimizde bireyin vaziyeti nedir? Ailenin vaziyeti nedir? Dizayn ediliş kaynakları bizi nereye götürmeye çalışıyor? Şikayet ediyoruz, diyoruz ki deizm yayılıyor. Yani deizm ne demek? Ateizm değil. Allah'a inanıyor ama her şeyi reddediyor. Bu bahsettiğimiz o üst akıl dediğimiz sistem bunu istiyor zaten. Öngörüsü bu. Planları bu. O planları siz vaktinde okuyamıyorsanız o yayılacak. Medya araçları. Siz medya araçlarını siz eğer üretmiyorsanız ve bahsettiğimiz zihin okuma metotlarının araçlarından haberiniz yoksa siz onlara vesile oluyorsunuz. Onların önünü açıyorsunuz. Şunu görüyorum hocam, özellikle ben toplumda bir tutuculuk var. Ama bu tutuculuk müspet anlamda değil, menfi anlamda. Bu tutuculuğun inançla ya da bu tutuculuğun itikatla bağdaşır hiçbir tarafı yok. Tutuculuk şöyle: benim mevkim, benim pozisyonum, benim koltuğum. Evet, ben bunu muhafaza etmeliyim. Bu koltuğu muhafaza etmek için dışarıdan gelebilecek herhangi yeni fikirlere, parlak fikirlere de kapılar kapatılıyor. Yeni isimlerin ortaya çıkması engelleniyor. Gençlerin özellikle kendilerini ispat etmesi, gençlerin rüştlerini ispat etmeleri engelleniyor. Bu tutuculuk nasıl ortadan? Zaten gençler gitti. Nasıl gittiler? Onlar artık dünyayla entegre oldu ve itiraz ediyorlar. Yani bunun dindarı ve dinsizi yok. Gençler komple itiraz halindeler. En yakın bir seçimde zaten bunu net bir şekilde göreceğiz. Sizin söylediğiniz, yani bir içinde biraz önce kardeşimin söylediği Churchill'in havuzdan bahsetti. Havuzun balıklarından bahsetti ve suyundan bahsetti. Bizim havuzumuzun suyunu almadılar. Biz tatlı su balıklarıyız. Tuzlu su koydular, suyu değiştirdiler. Onun için ne yapacağımızı bilmiyoruz. Tarihte belli bir yön çizmişiz. Bu akıl ve mantaliteyi koyamadığımız sürece zaten bunu, bu arayışı hep yapacağız. Dikkat edin, sokakta diyorsunuz ki vatandaş aidiyetle ilgili sorun yaşamaya başladı. Ait hissetmiyor kendini. Şimdi vatandaş ne yapmak istiyor? İlk önce karnını doyurmak istiyor. Güven içerisinde olmak istiyor. Bunu hem uygulayacaksınız hem de anlatacaksınız. Bir başkasının yaptığını bilmeden size zarar verecek olan konuları eğer siz vesile oluyorsanız orada büyük bir sıkıntı oluşturmuş oluyorsunuz. Peki. Şimdi bir taraftan da şunu da sormak istiyorum. Evet, dünyada bir trend değişiyor. Türkiye'de de bir trend değişiyor. Ama önümüzdeki günlerde dünya savaşları olabilir deniliyor, kripto para birimlerine geçebilir deniliyor. Hocam, siz bugün itibariyle baktığınızda Türkiye'nin bugünkü mevcut yapısıyla, bugünkü değişime direnen o bürokratik yapısıyla birlikte önümüzdeki 5 yıl içerisinde nasıl bir Türkiye öngörünüz var? Yani Türkiye'de tabii bakın, bir defa paradan bahsettiniz. Blockchain teknolojisi, kripto para ve dijital para konuları Türkiye'nin öngördüğü konular ama bürokrasisi bunu biraz kuşatmakta zorluk çekiyor. Ama Türkiye'nin yetişmiş çok teknik donanımlı insanları var. Ve o tür bürokrasiye de yavaş yavaş giren insanları var. Bu konuda ciddi bir ilerleme yapabilir. Türkiye aslında arıyor, ne yapacağını bilmiyor ve metodunu bilmiyor. Yani Türkiye son 20 yılda bir lider yakaladı. O lider şu anda o ilk çıkışı kadar dinamik değil, belki yorgun. Ama siyaset sadece ön açıcı, arkasını doldurmak gerekiyor. Sivil toplum kuruluşları onun arkasını dolduramadı. Dolduramayınca dünyadaki değişim ve dönüşümü
tam anlamıyla kendisine taşıyamıyor ve kendi gelenek, örf ve adetlerine göre de götüremiyor. Türkiye'nin isterse de istemese de önü açılıyor. Neden açılıyor? Çünkü şartlar diğerleri çöküşte. O çöküş Türkiye'nin ister istemez bir çıkışını getiriyor. Tabii bakın 100 sene önce bir harf devrimi olmuş. Her şeyle kökleriyle irtibatı kesilmiş, teknolojisiyle irtibatı kesilmiş, yeniden tarla sürmüş, yeniden bir şeyler üretmeye çalışmış ve onun mahsullerini ufak ufak almaya çalışıyor. Ama biz bunun çok daha anlamlı ve köklü olmasını istiyoruz. Peki, şimdi birazdan devam edelim. Bu arada konuklarımızla birçok soru var konuklarımıza yönelik olarak. Özellikle maske meselesi sıcak bir gelişmeydi. Çoğu seyircimiz aynı hususu soruyor. Ya bu kadar yoğun sıcaklıkların olduğu dönemde maske takarsak nasıl oksijen alacağız? Aynı şey. Oksijen alamazsak bir takım işte problemlerle karşı karşıya kalabilir miyiz? Yanlış bir karar mı? Doğru bir karar mı? Hayır, zaten şimdi diyorum ki yani bir şeyin memlekette şunu gördüm ya. 19 yaşından beri diyorum ki yani bunu bastıra bastıra söylüyorum. Memleketin konuşulabilecek bütün meselelerini aldık. Yazı dizileri yaptık, köşe yazdık, haber yaptık, programlar yaptık. Hı hı. Ya şu işte bile bir tane Tikel'den Tümel'e alıp bütün meselelerimizde uzman olan insanları adabıyla gerekirse tek tek, bazısı tek güzel konuşur, bazısı toplu olarak konuşur. Alıp ilmi olarak konuşmadık. Bir doktor söylüyor ki işte nedir o? Ay görüyorum işte insanlara karşı şeye saygısızlık, topluma saygısız olarak ya çene altına koyuyorlar ya işte nedir o ellerinde gezdiriyorlar. Hı hı. Bir tanesi de haklı olarak söylüyor ki kardeşim bu sıcakta 30 derece açmış, 40 derece açmış. Burnunu kapatmışsın, ağzını kapatmışsın, araba sürüyorsun, beyni oksijen gitmiyor, karbondioksiti veriyorsun içeriye. Hı. Bir de güneş gözlüğü takıyorsun, camlar da buharlanıyorsun. Bu insan nasıl hareket edecek? Hocam özellikle İstanbul'un caddeleri çok yoğun, kalabalıkları, evet. Hayır, çarşıları. Çarşıda maske takarak 30 derece sıcaklıkta gezebilmek mümkün değil. Ha. Çok da normal olmasın. Demek ki, sağlar getirilebilir. Demek ki yani bunun bir mantığı vardır. Oturacaksınız adam gibi doktorunuzdan bir mesafe ayarlarını iyi yapacaksınız. Nedir o? Maskeyi nerede takacağınız, açık havaya çıktığınızda kimsenin olmadığı yerde maske takan ben öyle görüyorum. Bakıyorum deniz kıyısına gitmişim kimse yok. Kadıncağız bilmem ne tam takır maske. Ya insan yok burada. Temiz hava alacaksın, yotlu hava alacaksın. Yani evet, panik atak da yapmayın milleti. Hı hı. Bir dengesi vardır bunun yani. Her şeyin olduğu gibi bir ayar tutturamamak var. Hı hı. Memleketin mevzusu, sıkıntısı zaten şu. Benim en çok kızdığım, bazen celallendiğim uçlarda gidiyoruz nokta, değil mi? Ya Allah ortası aşkına yok sanki. Hayır yani sanki yani şu milletin atası, ceddi, bu kadar devlet, bu kadar nizam, bu kadar ilim irfan yuvaları, bu kadar işte kervansaraylar, bu rasathaneler kurmamış. Ya sanki kabile devleti daha 70-80 yıl içinde yeni oluşmaya başlamış. Ya vallahi şaşırıyorum yani senin el yazmalarınla daha önce Amerika alıyor Gülhane'deki kütüphanelerden, Süleymaniye'deki kütüphanelerden topu almayayım diye. Biliyorum çünkü mevzuyu topu alırsam kimseye pay vermeyeceğim. Alıyor buraya bilimsel buluşlar olarak diye, ilmi buluşlar diye. Nedir o? 600 sene sonra bunu karşına getiriyor. Sen daha el yazmalarını okuyamıyorsun, kütüphanelere giremiyorsun. Kendi el yazmalarını, kendi Osmanlıca dersleri almış. Ben de Hacettepe Üniversitesi Osmanlıca dersleri yetişmiş bir evladım. Kendi Süleymaniye kütüphanesine girip mahrem el yazmalarımı okutmuyorlar bana. Ya siz nasıl bir ilim irfan devleti kuracaksınız hali? Tamam, bir inkişaf dönemi, bir hazırlıklar falan var ama şimdi Allah aşkına şimdi girmeyeyim topa, biraz ağır duruyorum diyorum. İnşaat sektöründen mi kalkacaksınız arkadaş? Birileri bunu yiğitçe edeple söylemesi lazım. Ben hep inşaat sektörüyle veya müşteri, vatandaşını müşteri gibi görev, ÖTV'yi yasla, MTV'yi yasla, KDV'yi yasla mı büyüyeceğim ben? Benim tarımım, hayvancılığım, madenciliğim ne olacak diyorsun, bir anda edebiyatını yapıyoruz 40 senedir ya. Devletin kadim adamları da borumuz var, toryumumuz var bilmem ne diyorsun. Taş olarak gönderiyorsun onu. Jöl olarak yapmıyorsun ki onu. Her seçim zamanında birileri bakıyorsun ki bizim söylemlerimizi söylüyorlar. Helal olsun. O yapacak hiçbir şey yok. Ya arkadaş mert olacağız. Bu takımla bırakıyorum. Bu takımla, bu kafayla sen 2023'ün ötesine gidemezsin. Yiğit olacağız. Bunu kim yapar? Bu elnetin liyakatlı, karnesi çıkmış bir takımını da kuracaksın. Arasını bilmem ben. Adam olan çıkacak. Bu ülkenin milli sermayesi mi, milli derin devleti mi? Kim diyorsa.
Peki. O takımı kuracak. Ya, ehil olmayanlar çok iş görürlerse arkasından ehil bir kadro gelir. Sistem her zaman öyle çalışır. Peki. Taha Hocam da subliminal mesajı verdi. Neler söylersin? Ya ben tabii şunu eklemek istiyorum. Yani bizim 3 şeyle ilişkimizi gözden geçirmemiz gerekiyor. 3 alanda bizim problemimiz var. Yani maddi planda tabii ben bunu söylüyorum ama manevi dünyayla da ilişkili aynı zamanda. 1 parayla, 2 bilgiyle, 3 teknolojiyle ilişkimizi gözden geçirmemiz gerekiyor. Yani parayla ilgili gözden geçirmemiz gereken şey şu. Bizim medeniyet algımızda, bizim manevi dünyamızda piramidal bir toplumsal yapı söz konusu değildir. Yani batıda kurulduğu gibi kapitalist sistemle, kapitalist anlayışla kurulmuş bir piramidal anlayış söz konusu değildir. Hakan Bey'in biraz önce çok güzel ifade ettiği gibi bizde dairesel sistem esastır. Tabii. Kur'an-ı Kerim der ki, yani sermaye sizin bazılarınızın elinde toplanan bir güç haline gelmesin. Niye? Hı hı. Çünkü Kur'an'ın mantığı da şunu söylüyor. Yani sermayeyi tabana yayın. Eğer sermaye tabana yayılmazsa bir ülkede devlet-toplum ilişkileri, toplumun kendi içindeki iş dinamikler, hem sosyal dinamikler, hem kültürel dinamikler, hem iktisadi dinamikler zarar görür. Yani belki son 20-30 yıl içerisinde Türkiye'de kurulan siyasi partilerin pek çoğunun programında sermayenin tabana yayılması diye bir mevzu vardır. Ama bunun bir politikaya dönüştürülmesi, bunun bir sahaya indirilmesi söz konusu olduğunda bir takım problemlerle karşılaşıyoruz. Mevzu var. Ahlaki problemlerle karşılaşıyoruz. Başka teknik problemlerle karşılaşıyoruz. Bakın Türkiye 1960 darbesiyle içe kapatılmış bir ülkedir. Yani Cumhuriyet'in ilk yıllarına baktığınız zaman, şimdi hakkını verelim. Yani her ne kadar biz zaman zaman tek parti dönemini eleştiriyor olsak da Cumhuriyet'in ilk yıllarına baktığınız zaman Türkiye ekonomik anlamda, tarımda, sanayide ve özellikle Demokrat Parti döneminden sonra da bayındırlık yatırımlarıyla beraber yavaş yavaş dışa açılmaya başlayan, yavaş yavaş kendi ihtiyaçlarının farkına varıp üretmeye başlayan bir ülkedir. Yani İzmir Milli İktisat Kongresi'nde alınan kararlar o gün itibariyle gerçekten ileri kararlardır. Yani burada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de payı var. Yani evet, bazen biz bir takım siyasal ideolojik perspektiften eleştirdiğimiz noktalar var ama Menderes döneminde mesela yapılan yatırımların haddi hesabı yoktur. Yani açılan fabrikalar, yollar 60 ihtilaliyle Türkiye içe kapatılmıştır. İçe kapatılması şöyledir. Türkiye'nin, yani ülkenin önünü açacak bürokratik mekanizma, siyasal düzen, devlet mekanizması gelişmeye, kalkınmaya ve dışa açılmaya tamamıyla perdelenmiştir. İşte Anayasa Mahkemesi gibi, işte yani siyaset alanının üzerinde vesayet kuracak. İşte buna siz şeyi de, yani postal bürokrasisini de ekleyebilirsiniz. Yani sermaye bu yüzden bütün vesayet dağılmıyor. Ya, hayır, yani sermayenin tabana da yayılmamasının sebebi bu değil. Devlet bürokrasisi dediğimiz, yani işin liderliğini, işin öncülüğünü, işin ön açıcılığını yapacak olan mekanizma 60 ihtilaliyle kilitlenmiştir. Çünkü öyle bir siyasal düzen oluşturuldu ki bir bürokratik elit resmen devletin ve toplumun önünde adeta bir duvar olarak örüldü. O elitin şeylerini, sınırlarını kırmadığınız müddetçe bir şey yapmanız mümkün değil. Yani bu ülkenin devrim otomobilleri, işte uçak fabrikaları, yani şurada işte 50-60 sene öncesine gittiğiniz zaman bunlar silah gerçekten silah fabrikası bunlar çok ileri şeylerdir. İşte 60 ihtilaliyle maalesef Türkiye içe kapatılmıştır. Şimdi sosyalist geçinen bazı arkadaşlarımız 60 ihtilalini ve 28 Şubat darbesini kutsama yönünde açıklamalar yapıyorlar bugünlerde bolca. Yani kendilerine şunu tavsiye ediyorum. 60'tan sonra Türkiye'de kurulan düzenle Cumhuriyet'in ilk yıllarında kurulan düzeni, en azından iktisadi düzeni bir kıyaslasınlar. Hı. 60 ihtilalinin ve 28 Şubat'ın bu ülkeye ekonomik anlamda ne gibi büyük zararlar verdiğini bir masaya yatırsınlar. Yani 28 Şubat'ta aslında yapılan neydi? Anadolu'nun yükselen itirazına ve rahmetli Erbakan'ın devlet maliyesi konusundaki girişimlerine resmen İsrail eliyle, içerideki İsrail maşası paşalar eliyle set çekmesiydi. Yani 60 ihtilalinde nasıl
bu ülkenin bürokratik mekanizmaları kilitlenip siyaset üstü vesayet mekanizmaları üretildiyse, benzer şekilde 28 Şubat'ta da bu milletin ekonomik dinamiklerinin dibine maalesef dinamit konulmuştur. Yani tabii çok geniş perspektiften baktığınız zaman işte teknoloji, bilgi, işte bilgi dedik mesela üniversiteler, yani üniversiteler biraz daha geçmiş döneme giderseniz üniversiteler Türkiye'de resmi ideolojinin meşruiyet mekanizmaları olarak yıllarca çalıştılar. Yani işte farklı inançlara, farklı görüşlere, farklı tabandan gelen akademisyenlere kapılarını kapatan, toplumu hasolar, memolar gözüyle gören ve resmi ideolojiye meşruiyet kazandırmaktan başka hiçbir üretimi olmayan üniversiteler işte yavaş yavaş şimdi kabuğunu kırmaya başladı. Dünyaya açılıyor. Bilimsel araştırmalarla, teknoparklarla çok yeni uygulamalar var. Başarılı uygulamalar var. Yani yeni dönemde gerçekten işte buluşlar yapılıyor, icatlar yapılıyor. Yani işte teknolojiyle, bilgiyle, parayla ilişkimizi gözden geçirmemiz gerekir derken bütün bunlar tabii total konular. Yani aynı sepetin içine koyabileceğimiz şeyler ve birbiriyle çok ilişkili şeyler. Yani ben mesela vatandaş olarak bir buluş yaptıysam, bir icat yaptıysam bu icadımı, bu buluşumu bir yerlerde lanse edebileceğim bir hakka sahip olmam lazım. Yani bu da nedir? Girişimcilikte eşitlik ilkesidir. Eğitimde nasıl ki fırsat eşitliği tedrisat kanunuyla getirildiyse girişimcilikte de asıl olan fırsat eşitliğinin sağlanmasıdır. Yani siz 5 milyar dolarlık yatırım yaparsınız, 1 milyar dolar hasıla elde edersiniz ama Google'ın, Microsoft'un ya da işte herhangi bir bilişim şirketinin sahibi belki 10 dolarlık yatırımla 10 sene sonra dünya devi haline gelir. Yani bugün sadece bir Google'ın hasılası belki Türkiye gibi 4-5 tane ülkenin gayri safi milli hasılasının toplamına eşit. İşte onun için diyorum yani bizim bilgiyle, parayla, sermayeyle, teknolojiyle bütün bunlarla ilişkilerimizi gözden geçirmemiz gerekiyor. Problemlerimiz var. Özellikle bakın know-how olmadan, Ar-Ge olmadan, inovasyon olmadan, hatta benim acizane geçmiş dönemde de yazılarımda, gazete yazılarımda da işlediğim bir şeydir. Bizim bir mega icat, bir mega buluş üzerine çalışmamız lazım. Evet, savunma sanayinde pek çok alanda, askeri alanda çok yeni buluşlar var. İHA'lar, SİHA'lar bunlar gerçekten güzel şeyler. Takdire şayan işler ama bizim mega icatlar peşinde koşmamız lazım. Mesela dünyanın kaderini değiştiren bir otomobilin icadı var. Yani otomobilin öyküsüne baktığınız zaman bütün dünyanın kaderini değiştiriyor otomotiv sektörü. Otomobil mesela böyle bir icat, internet böyle bir icat, işte efendim buharlı makina, akıllı böyle bir telefonlar. Mesela endüstri devriminin en temel şeyi nedir? Buharlı makinaların icadıdır. Evet. Buharlı makinalar icat edilmeseydi belki endüstri devrimi olmayacaktı. Dolayısıyla yani bu ülkenin çocuklarının buna kapasitesi de, efendim girişimci ruhu da, zekası da, yani ama bizim şimdi uçan araçlar da geliyor. Ya Özgür Bey, bizim Sert gençlerimiz, bizim çocuklarımız dünyanın başka milletlerinin çocuklarından, gençlerinden daha geri zekalı ya da daha aptal değiller. Yani daha bizim içimizde çok daha zekiler. Ya yani onların önünün açılması lazım. En ufak bir buluş için bizim belki bir takım işte hediyeler koymamız lazım. Yani lisede bir çocuk eğer buluş yapıyorsa, icat yapıyorsa, bir şey üretiyorsa mesela ona bir hediye vermemiz lazım. Onu teşvik etmek için. Onun için Akif Bey kardeşim, idarenin mantalitesi, aklı ve mefkuresinin olması lazım. Önünü açmak lazım değil mi hocam? Hayır, bak şimdi bu ne yaparsanız yapın Türkiye'de kabiliyetli insanları değerlendiremezsiniz. Ancak başkan söyleyecek. Yani yetkili bir yer söyleyecek. Hı hı. Sistemik yapıda bunlara yer yok. Bunları söylemek. Amerikan sisteminde buna yer var. Adam sizin köyünüzde, Sivas'ın Kangal ilçesinin falan köyünde. İnternetten girmiş bir şey yapmış çocuk, geliyor kapısını çalıyor. Tabii. Sana maaş 3000 dolar, 5000 dolar şu kadar şey alıp götürüyor. Bunu neden yapıyor bunu? Bilgiyi üreten, bunda kabiliyetli olanı seçiyor, seçmesini biliyor. Enderun sistemi dediğimiz sistemi yapıyor. Kabiliyetleri topluyor. Yani sizin bunu değerlendirmeniz için böyle bir idarenin akıl ve mefkuresi ve yapısının olması şart. Hocam çok özür dilerim. Şu an Türkiye
tarım toplumunun gerçekleriyle bilgi toplumunu yönetmeye çalışıyor. Evet. Tarım toplumuna uygun bir bürokratik modelle şu an bilgi toplumunu yönetmeye çalışıyor. Biraz da problem buradan kaynaklanıyor. Ben 10 sene önce bir kitapla ilgili bir çalışma yapıyordum. Ankara'da bir devlet kuruluşunu aradım. Tabii İstanbul'daki bölge müdürlüklerinden bilgi alamayınca orayı aradık. Dedi ki acizane hani kurumunuzun bir bilgisine ihtiyacım var. Yani kitabıma da koyacağım. Yani lütfederseniz paylaşırsanız sevinirim. Bir sayfalık bir bilgi yani. Şimdi kamu kurumunun ismini de burada ifade etmeyeceğim. Daire başkanı telefonda bana dedi ki kalkın gelin Ankara'ya dedi. Tabii. Bir sayfalık bilgi için. Tabii. Niye efendim, hayırdır Sayın Başkan, niye böyle söylüyorsunuz dedim. Biz dedi, bizim zamanımızda dedi biz Çin'e kadar gittik dedi. Yani kalkıp ama dedim yani bakın faks var, internet var, modern iletişim araçları var. Düşünebiliyor musunuz? Çok değil, 10 sene önce devletin bir daire başkanı e-mail ya da faksla gönderebileceği bir bilgi için sizi İstanbul'dan Ankara'ya davet ediyor. Şimdi böyle bir bürokratik modelle, böyle bir kafayla, böyle bir zihniyetle sizin ilerlemeniz, yol almanız mümkün değil. İşte bakın bu zihniyeti 60 ihtilaliyle Türkiye'de kurdular. Tabii. 60 ihtilaliyle bu milletin çocuklarına, bu devlet bürokrasisine yetişen Anadolu'dan özellikle gelen insanları da aynı zamanda bunların zihinlerine de kirleterek, bu insanları da devşirerek bu sisteme mahkum ettiler. Evet. Şimdi birileri kalkıyor 60 ihtilalini, geçen burada bir programda 60 ihtilalini kutsuyor adam. Yani siyasi parti ismi vermek istemiyorum. Yani çünkü siyaset üstü konuşmaya çalışıyoruz ve işimiz siyaset değil. Partiler üzeri konuşmaya çalışıyoruz. Çünkü derdimiz, davamız millet, milletin umurudur. Yani mülkü devlettir. Dolayısıyla doğruları burada paylaşmaya çalışıyoruz. Yani bu kafayla, bu mantaliteyle hiçbir yere gidemezsiniz. İşte o bilgiyi, siz o devlet kurumundaki yetkiliden değil, sistemik yapınız. O bilgi kaynağını verecek yapıdan almak durumunda, hem size onu öğretmek zorunda eğitim, hem de onu öyle dizayn etmek zorunda. Yani biz kişilerle sistemi kurmaya çalışıyoruz. Şimdi kişilerle sistem kurma, bakın Selçuk Bey'den belli yaptığımız bir şey var. Rejimleri değiştiriyoruz. Bir takım ciddi çalışmalar yapmışız. Tayyip Bey 74. başkan eskilik açısından. Ama bir sistem kurma kaygımız yok. Mesela itikatta neyiz diye sorduğumuzda Maturidiyiz diye bir cevap var. O Maturidi olmanın sistematiğini kurmuyorsunuz. Biraz önce Churchill'in havuz ve havuzun suyundan bahsettiği gibi. Siz o zaman her tarafta farklı görünmek durumundasınız. Sistem kurmanız lazım. Bireyinizin mesut ve mutlu olması için o ümera, ülema ve hükema, daha sonra da üdeba. Yani bizim kendimize göre bir tabiatımız var. O şu anki dünyadaki, modern dünyadaki büyük bir etki alanı bunu tamamen yok etmiş ve göndermiş. O zaman kendi kendimize şikayette bulunuyoruz. Kendimiz diyor, hem dizimize vuruyoruz, hem şikayet ediyoruz, çözümü yok. Hocam, çözüm şurada, çok affedersiniz. Ben lisansta işletme okudum. Yüksek lisansta kamu yönetimi. Doktorayı da tamamladım yakın zamanda, çok şükür 40 yaşından sonra siyaset bilimi okudum. Her üç alanda da, bakın çok açık söylüyorum, her üç alanda da lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde insanlara öğretilen tezler ve paradigmalar tamamıyla batılı. Bakın biz üniversite modelini biz orta çağ kilise modelinden almışız. Yani orta çağdaki kiliselerdir batıdaki üniversite modelinin kaynağı. Halbuki batıdaki üniversite modelinden önce Nizamülmülk, Selçuklu sistemi içerisinde Nizamülmülk, Nizamiye medreselerini kurarak Müslüman Türk milletinin önünü açtı. Belki 1000 yıl, belki 2000 yıl bu milletin önünü aydınlatacak bir model kurdu, bir sistem kurdu. Şimdi biz o modeli, biz o sistemi terk ettik, bıraktık ki o sistem neydi? O sistem şuydu. Bir çocuk erken yaşta eğitim, tedrisat sisteminin içine girdiği zaman hem pozitif bilimleri, hem manevi bilimleri ve belki iki tane, üç tane de medeniyet dilini öğrenerek yetişiyordu. Siz eğitimde bir gence 25 senesini harcatıyorsunuz. Bir İngilizceyi öğretemiyorsunuz. Ama Nizamiye medreselerinden yetişen bir adam Farsça biliyordu, Arapça biliyordu ve bunun dışında belki Latince öğreniyordu. Bakın Fatih
Benim mesela ideal rol modelim Fatih Sultan Mehmet Hazretleri'dir. 8 tane dil biliyor. Bunun içerisinde Latince de var. Ve Fatih aynı zamanda müthiş bir mühendis. Yani bir tarafıyla mühendis. Batı felsefesini biliyor. Latince biliyor. Batı dillerinden en az 4 tanesine hakim. Yani zaten bizim geçmişimizde bu modeller var. Evet. Biz kendi modellerimizi terk ettik. Başka modellerle yol almaya, başka modellerle kalkınmaya, gelişmeye azmettik. Ve maalesef iflas ettik. Peki. Yani bu çok sürdürülebilir bir şey değil bir maalesef. Evet, söylediğiniz gibi en azından üniversite, liseden sonra üniversite dönemleri, orada okutulan modernite dersleriyle beraber bir batı entegrasyonu süreci yaşanıyor. En azından zihinsel olarak, ama biz işi sanki pratiğe dökemiyormuşuz gibi, evet, bir durum söz konusu. Yani batının o işleri kolaylaştıran, o işte gençlerin, o bireylerin önünü açacak sistemi Türkiye'ye entegre edemiyoruz. Yani Türkiye'deki sistem sanki biraz daha insanların önünü kapatmaya, insanları biraz daha küstürmeye, insanları biraz daha pasifize etmeye yönelik gibi. Ne dersiniz? Özgür Bey, çok özür dilerim. Çok minik bir şey ekleyeceğim. Çok özür dilerim. Estağfurullah. Harvard Business Review'un ürettiği işletme modelleriyle siz Anadolu'da Kayserili tüccarın işletmesini yönetemezsiniz. Ki, anlatabiliyor muyum? Anladım. Yani. Ki zamanında bir profesörle görüşmüştüm. Rahmetli, program da yapmıştık. Rahmetli Özal'ın Osmanlı arşivlerini açtırdığı bir profesördü. İsmi aklıma gelir. Yani 200 dedi. Osmanlı uzmanını aldım. Orada istihdam ettim ve el yazmalarını okuttum. Bugün dikkatimi çekti dedi. Bir tane Amerikalı gelmişti dedi. Ve sık sık arşive giriyordu. Ne araştırdığını incelediğimizde dedi, Yozgat'ın bir köyünde celeplik sistemini incelediğini gördük. Buyur. Niye dedi? Çünkü Teksas'ta çiftlik sahipleri arasında sorun çıkıyormuş. Osmanlı'nın bu kadar büyük bir hinterlandta bu çiftliklerde, yani celeplik sisteminde niye bu kadar düzenli, adil bir sistem kurduğunu orada el yazmalarından okuyup, hı hı, gidip Teksas'ta uyguluyormuş. Yani sizin projeleriniz, hatta geçenlerde bir şey daha söyleyeyim. Yani hep söylerdik, bir programda da söyledik. Ya rahmetli Elmalı Hamdi Yazır'a gelene kadar Osmanlı'nın hiçbir Kur'an meali yoktu. Olmaz olur mu canım? Ebu Suud Efendi'nin tefsiri var. Geçenlerde sohbet ediyoruz. Bir akrabamın büyükleriyle. Ya benim büyük dedemin bile, yani akrabamın içerisindeki onun büyük dedesi, benim de büyük dedem. Büyük dedemin bile Kur'an meali varmış meğer. Şimdi bakabiliyor musunuz? Kur'an'da o kadar derin akıl, İnsanlar mum ışığında, bugün internetinde şurasında burası kafası karışmamış, 24 saati de bu işe vermiş, aydınlanmaya vermiş, ferasete, basirete vermiş. İnsanların acaba o meallerde ya da o ilim kitaplarında, o tebabet kitaplarında neler bulmuşlardı? Bu kitapları sizin kütüphanenizden alanlar, Amerika'ya getirenler, orada kütüphanelerde buluşlar yapanlar, 1800'lü yıllarda şu şunu buldu, bu bunu, ceddini aşağı iniyorsun, bakıyorsun ki birçok bilimin buluşlarının tohumları, ön açıcıları siz olmuşsunuz. Einstein gibi Amerika'da patent kurumunun başına bir masona getiriyorlar. Bütün buluşlar adamın önüne geliyor, modifiye ediyor, Einstein buldu oluyor. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorsunuz. Yani çok derine gitmek istemiyorum. Adam manyetik top projesi var bizde. Geldi bir ara, biz bir vakıf kurmuştuk. Tabii Hakan abi orada diyen, şimdi demiyorum ki sakın gelmeyin. Başa demiyorum ya. Hakan abi güvenilirdir diye sırrı olan, bilgisi olan, teknolojisi olan bana geliyor. Allah aşkına gelmeyin, ben yetişemiyorum size. Devlet bizi kabul etmiyor diye. Kurum isimleri verebilirim. Bu çocuklar sınamıyorlar. Yok itfaiyeye girmişler. Memur olsunlar. Yok bilmem ne, işleri güçleri bıraktılar. Bu çocuk dünyayı yerinden oynatacak projelerle geldiler. Tek tabanca da değil bunlar. Kendi aralarında senkronizasyon kurmuşlar. Her zaman bir şey söylerim televizyonlarda. Devletin yapmadığı işi şu topraklarda kaç senedir şahıslar yapıyor. Tabii. Kendi bütçeleriyle bilmem nelerle. Biz neler gördük? Siyon protokollerindeki hala o 22 madde, Siyon protokollerindeki 22 madde çatır çatır işliyor ya. Onlardan bir tanesi de diyor ki, o insanları, bilim adamlarını, fikir adamlarını, dava adamlarını, ülkeye millet yapacak adamları öyle bir maişet diyor, geçim derdine düşür ki diyor, geçimin derdinin dışında diyor hiçbir şey üretemezsinler. Üniversite dedi, ya biz her şeyi gördük. Biz doktoramızı bilmem neyiz yapmadık. Çünkü niye? Ya bir mason öğretim görevlisinin talebesi olacaktın, o zamanlar sınav sistemli değildi, diğer hoca kabul ederdi.
beni milliyetçi ülkücü hocalar istemişlerdi zorla kal diye. Ben de dedim mefkürem var başka ayrı. Özele giriyorum burada. Hı hı. Ya da FETÖ'cü masonlar. Masonların sağ tandanslıları bir ara üniversiteleri kontrol etmeye başladılar. Liyakatınıza, buluşunuza, teknolojinize değil. Hanginiz nedir ödenek alıp da bilimsel, fikirsel buluşlar yapacak? Örnek vermez şahsı. Ben Türk Halk Bilimi uzmanı olarak Türk dünyasını birleştirmekle görevliyim. Halk bilimi derlemelerimi Yesevi Üniversitesi'nde yapmamla görevliyim. Oralara çağırdı bizi hocalarımız. Birleştireceksin çünkü kültür atlasını kuracaksın önce. Zeka atlasını kuracaksın önce. Bitireceğim. Noktalıyoruz. Noktalıyoruz. Hocam. Tamam. Kaç lira üniversiteden ödenek aldığında uçak biletini verdiler de git Orta Asya'yı birleştir, kültür birliği sempozyumlarına katıl diye. Cumhurbaşkanı bir şey söylüyor. Kültürü çok ihmal ettik. Yani öyle Necip Fazıl, Mehmet Akif şiirler okutarak değil. Eğer bu devirde Mehmet Akiflerin Necip Fazıl'ları yaşatamıyorsan o milliyeti ülke yapamazsın. Peki. Peki, çok teşekkür ederim. Bütün bunları söylerken çok özür dilerim. Yani çok böyle etnosentrik yani şey davranmak da doğru değil. Yani yitik hani ilim müminin hikmet yitik malıdır. Yani batıda da olsa doğuda da olsa bilgi bilgidir, bilim bilimdir. Yani burada tabii dışlayıcı işte biri diğerinden üstündür değil. Yani bizim geçmişimizde, geleneğimizde olan bir hazine var. Yani onu değerlendirelim. Tamam batıdan geleni de alalım, öğrenelim. Muhakkak faydası olan ilimler de vardır. Çin'de de olsa gidip alacağız. Hiçbirini dışlamıyoruz. Ama kendi değerlerimize, kendi geleneklerimize yaslanarak atiyi kurmaya, yani geleceği kurmaya çalışalım. Var yani. Derdimiz, davamız şu gençleri bu. Bitiriyorsunuz. Yeminle söylüyorum yazık ya. Yeminle söylüyorum şu çocuklar var ya. Türbanlı deist. Bilmem ne deyiz. Niye? Çünkü annesinin babasının mürahiliğini, riyakarlığını evde görüyor. Reddediyor değil mi bunları? Tabii ki. Çünkü çocuk bakıyor ki içeride başka bir şey. Dışarıda başka bir şey. Cübbeli cukkalı görüyor onu. Başka işler yapıyor. Bu çocuk o zaman sorguluyor. Benim gördüğüm bir etrafımda yaşanan bir din buysa kitaptaki ne? Allah aşkına o çocuklara kimse şey yapmasın. Ben her zaman söylüyorum ben onlardan çok umutluyum. Peki. Onlar adam gibi rol modeller bekliyorlar. Peki noktalayalım dilerseniz. Sağ olun. Son sözü açılışta olduğu gibi kapanışta evet. Da size verelim hocam. Şimdi Hakan Hoca ile Akif Hoca'nın serzenişleri ve bu noktada getirmiş oldukları perspektifler önemli bana kalırsa. Siz özellikle sorunsalı biraz daha açın ve genel anlamda bir toparlama rica edin. Tabii yani şimdi sizin ekonominiz kendi anlayışınıza göre değilse neoliberal dediğimiz bir ekonomik sistemi uyguluyorsanız bu sistem fakiri daha fakir, zengini daha zengin yapmak isteyen bir sistem. Yani bu bir defa ekonominizde başlı başına uğraşmanız lazım. Ekonomi mantığını oturtmanız lazım. Adalet, gelir adaletini sağlamaya yönelik ciddi bir proje üretmeniz lazım. Aslında Türkiye'de ve dünyadaki temel sıkıntı o. Yani dünyanın %80'lik milli gelirini, dünya gelirini %20'lik bir bölüm paylaşıyor. Aynı şey ülkeye de yansıyor. Şimdi bu milli eğitimde de aynı. Yani bakıyorsunuz sizin dünya genelindeki üretilmiş olan bir yaşam stili ve biçimi size dayatılıyor. Ve onu nasıl dayatılıyor? Tahkiki olarak değil, taklidi olarak dayatılıyor. Şimdi siz İslam'ı temsil ettiğinizi düşünerek, İslam'ın hakikatini söylemek gibi bir niyetle ama onu yaşamıyorsunuz, onu söylüyorsunuz. O zaman biraz önce arkadaşlarım dediği gibi, tabii siz yaşamıyorsanız hiç söylemeyin. Çünkü sizin söylediğiniz ne kadar doğru olursa olsun, yaşantınız o karşı taraftan bir örnek olarak alınıyor ve o gösteriliyor. Bugün Türkiye'de olan hadisenin temeli bu. Peki ne yapmak lazım? Nasıl bunu kırmak lazım? Yani hep şikayet etmemiz gerekiyor. Buna yeni metotlar, yeni planlar ve projeler üretmek gerekir. Yani eğer bugüne kadar yapılamadıysa bunu yapacak yeni fikirlerin oluşması lazım. İnsanlar, arkadaşlar bununla ilgili düşünenler birleşmeli ve bunu üretmeliler. Başka bir çaresi yok. Yani halk bunu bekliyor aşağıda. Buna ben devrim diyorum, bir ihtilal diyorum.
sistem ihtilali. Bunu yapmak zorundayız. Başka çaremiz yok. Her türlü adaleti, gelir adaletini, hukuk adaletini getirmek zorundayız. Söylemekle olmaz. Peki ülkenin iyileri kötülerinden daha cesur olmak zorunda. O da yoksa olmaz. Peki. Çok teşekkür ediyorum hocam aktardıklarınız için. Ulusal Stratejiler ve Politikalar Üretme Merkezi Başkanı Taha Gergerlioğlu. Çok teşekkür ediyorum hocam. Sağ olun, ben de teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Araştırmacı yazar Hakan Yılmaz Çevi. Hocam ağzınıza sağlık. Ve araştırmacı yazar Akif Çarkçı. Hocam ağzınıza yüreğinize sağlık. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Peki değerli izleyenler, biz programımızın sonuna yine geldik bu şekilde. Aslında Türkiye ve Libya ilişkilerini konuşmanın yanı sıra son bölümde de özellikle dünya düzenini, yeni dünya düzenini konuştuk ve elbette bir de Türkiye'nin içerisinde bu yeni dünya düzenine nasıl adapte olunabilir, mevcut sistem ve sistemik problemleri de masaya yatırmaya çalıştık değerli izleyenler. Birazdan Mustafa Balevi Gece Ajansı'nda huzurlarınızda olacak. Görüşünceye dek efendim. Hoşçakalın.